İyi akşamlar düzenli olarak 3 senedir yapmakta olduğumuz amatörlerin sohbetlerinin bu akşamki bölümüne de başlıyorum. Saat 21.00'da başlıyoruz. Sözüm ona 1'e kadar yapıyoruz. Sonra ben izin istiyorum. Duyuyorum ki ertesi gün ateş serbest sabaha doğru 3'e kadar devam etmiş. Yani el insaf diyorum. Biraz tabii biz burada keyifli amatörleriz. Hep kahkahalar içerisinde çok güzel paylaşımlar içerisinde bulunuyoruz ama 3-4'ü duyunca diyorum ben kaçıncı rüyamdayım? Çünkü yoğun bir iş temposunun yanı sıra biliyorsunuz sizlere çoğunlukla bugün öğlen saatlerinde yolladığım dokümanı hazırlayıp yolluyorum. Bugünkü içeriği bildiriyorum. Bugün de pek keyifli olmayan bir konuyu masaya yatıralım dedik. Deprem konusu. Biliyorsunuz senelerdir amatörler arasında gidip gelen bir muhabbet vardır. İşte amatörlük acil durum haberleşmeciliği midir? Acilcilik midir? Rozetler olmalı mı? Fır döndüler, çakarlar, üniformalar olmalı mı? Biz konunun o kısmıyla hiç ilgilenmiyoruz. Kalpte gönülde yardım etmek ve zor durumda insanlara bir şekilde muhaberelerini en azından halledebilmek amacıyla biz amatörler senelerdir Türkiye'de cidden çok başarılı, çok güzel işler yaptık, hala da yapıyoruz. Birçok üstadımız da bu tür depremlere hala da hazırlık yapıyor. Biliyorsunuz bir süredir süregelen TahirNet, ARDN Network, Mesh Network ile ilgili de çalışmalarımız var. Bugün biraz ona tabii ki değineceğiz. Şu an bir şey yapılmıyor gibi gözükse de küçük küçük güzel bir şeyler yapılıyor. Biliyorsunuz Samsun bölgesinde bir hayli not açılmaya başlandı. İstanbul'da da 3-4 bölgeyi yaptık. Adalar ve kara arasındaki ilk 10 kilometreyi bizzat ben test ettim ve düzgün çalışıyor. Sadece bunu bir araya gelip TahirNet, ARDN Network'ü nasıl yapacağımızı konuşup çünkü bu bir merkeziyetsiz bir network olduğu için tabii ki yöneteceğiz, tabii ki düzenleyeceğiz ama acil durumlarda TCP/IP üzerinden, özellikle network üzerinden her türlü şeyi paylaşabileceğimiz bir altyapıdan bahsediyoruz. 2.4 ve 5 GHz'den bahsediyoruz. Defalen konuştuk. Bugün güzel bir haberle bari başlayalım. Ben hemen ekranımı paylaşacağım. Bu hafta gördüğünüz gibi Çorlu Karaevli arasında 10 kilometre ama sanıyorum ki 14-15 kilometreye de geçildi. Öncelikle bugüne kadar olan çanaklarımızla Anakara Kınalıada arası da 10 kilometre. Bir defa 10 kilometrede bir sorunumuz kalmadı. Yani elimizdeki şu ana kadar tedarik ettiğimiz çanaklarla amatör bant olan 5 GHz'de ARDN network'ü birbiriyle konuşturmayı becerdik. Şimdi Pardon Volkan Bey, 17 kilometre. 10 17. kilometre orta noktayı gösteriyor. 17'yi başardık. Özür dilerim. 17 becerilmiş vaziyette, başarılmış vaziyette. Demek ki peki 17'de ne kadar bant hızı nasıl gözüktü? E, 17'yi kontrol ederken bant genişliği ve hız nasıldı? Bakabildiniz mi onlara? Şöyle Volkan Bey, benimle beraber yanımda getirdiğim arkadaş biraz evhamlıydı. Aracı bilgisayarı ona bıraktım. Ben diğer noktadaydım. Yanımda bir akü, bir invertörle arazide kaldım ben. Dolayısıyla onu gözlemleyemedim. Evet. Ama önümüzdeki hafta iki ayrı tepe buldum. Serdar müsait olursa bir Alfa Papa Delta yine onunla beraber bütün ölçümleriyle beraber size sunarım. Tamam, şöyle yapalım. Ben de Egemen Bey'le bir telekonferans yapalım. Önümüzdeki günlerde eğer uygun görürseniz üçlü dörtlü bir sohbet edelim. Şimdi yavaş yavaş bu network'ü birbirlerine bağlamak suretiyle sabit kalıcı hale getirip arka tarafta chat server, mail server, video konferans server kısmına yavaş yavaş geçelim derim. Egemen Bey, iyi akşamlar, nasılsınız? Bir İyi yavaşça sizi alayım. akşamlar. Ne Gayet iyiyim, sağ düşünüyorsunuz? olun. Bir şey yapılmıyor gibi gözükse de herkes hala devam ediyor. Bu hafta sonu dernekte ben Emin dostuma da söyledim. Geniş açılı antenlerden alıp bir an önce İstanbul'da birkaç noktamızı artık birbirine 24 saat bağlayalım. En azından evine çanak alanlarda kardeşim kafanı şuraya çevir, network'e giriş yap diyebilir hale gelelim diyoruz. Siz ne dersiniz? Ya bence de yani aslında bunu bizim bir iki ay önce bu işi bitirmiş olmamız lazım. En azından bu bahsettiğiniz aşamayı.
Ki hızlıca genişlemeye devam edelim. Şimdi kimseye işte şu servis var, bu servis var diyemediğimiz için heyecanları biraz şeyde kalıyor. İşte sürümcemede kalıyor diyelim. Daha heyecanlandırmamız lazım hep birbirimizi. Çünkü görüyoruz yani buna ihtiyaç var ve gerçeklik doğa bize bu ihtiyacı hatırlatıyor aslında sürekli. Evet. O açıdan daha hızlı olmamız gerektiği ortada. Peki o Yaman Bey, zaman Ankara grubunda bekliyoruz. Böyle olmuyor. nasıl? Pardon bir Ankara daha. grubunda bekliyoruz. Oğuzhan hocamla beraber yarışıyorduk biliyorsunuz. İstanbul grubu, Ankara grubu. Hiçbir hareket göremiyoruz. Aslında şeyde toplantı sonra serbest atışta biraz konuştuk, dedik ki İstanbul bu konuda biraz yavaş. Biz bu işe ele mi alsak, biraz uzak mesafe denesek mi diye. Önümüzdeki haftalarda umarım biz Oğuzhan Bey'le de uzak mesafe, yani mesafe hızı Kemal şeyi Bey, işin içine deneyeceğiz. Oğuzhan'ı eğer sokarsanız onun uzak kavramı çok farklı. Biz yetişemeyiz ki. Burada mı Oğuzhan? Yani web sitesi Ben diyor de. ki, Arda'nın web sitesi diyor ki yani 60-70 miller, yani 100 kilometreler çok normal diyor. Bizim onlara ulaşmamız lazım. Bizdeki antenlerle mi? Çünkü şu an Evet, aynı yani Arda'nın desteklediği cihazlarla. çok güzel. İstanbul'da biraz sıkıntı olabilir Egemen Bey. 60-70'leri O bulan ayrı. bulduk. Çok Orası uğraştık çünkü. İstanbul'un çok gürültülü olması Bir gün biliyorsunuz sorun aşağı olabilir. 350 kilometre falan turladık şeyle, Serdar'la. Bayağı bir uğraştık. Emin'cim buyur. Volkan'cığım, icraata geçelim. Şu Omni Direction anteni nereden alacağız? Hemen alalım. Ben İstanbul'a dönünce direkt bağlayayım. Çünkü ben senden benim açımız farklı. Ben seni mutlu, yani bir yerlerden Omni Directional'la duyarım. Beni de duyacak olanlara öbür tarafa, yani ben Çamlıca Kulesi tarafını çok rahat gördüğüm için en Evet. azından o tarafta bir destek noktası oluşturabiliriz gibi geliyor. Olur. Egemen Bey'den o zaman Omnidirectional'ın antenin tipini ona Yani tek bir atabilirsek. anten değil de sektörel 3, yani 120 dereceden 360 derece bizi kapsayabilecek bir anten şeyi, konfigürasyonu 3 antenli, o halledilebilir. Daha da şey olabilir yani, 3'e bölebiliriz en azından. Egemen Bey, onu da anteni alırken yine firmware'i destekleyen Tabii versiyonları ki, tabii ki. Birlikte bakalım onları, yani bunları konuşalım. Bunun olur. için ayrıca Zoom toplantıları yaparsak çok iyi olur. Yani Hemen o işi zaman götürmemiz organize edeyim. lazım. Bugün güzel bir haber daha Burak Bey'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bugün uzunca bir toplantıları oldu. Belli kulelerini bizlere zaten açma konusunda güzel bir adım atılmıştı. Orada da bir şeyler yapılacak. Acil afet bizi yakalamadan biz afeti yakalayalım diyoruz. Önümüzdeki günlerde o zaman bir Egemen Bey ile konuşacağım. Ben gruba hemen bir mesaj atacağım. Katılmak isteyen herkese zaten açık. Biz Anabekmon'u İstanbul, Ankara, İzmir, tabii ki Samsun. Samsun bayağı da çoğaldı. Hızlıca yapmaya çalışalım. Emin'cim tamam. Top bende. Önümüzdeki hafta ARDN'de yine bir adım daha ileri gidiyoruz. Önerisi olan var mı? Çok kısa daha ARDN konuşup kapatalım. İki tane ekliyoruz. Ben şeyden bahsedebilirim. O gün çok vaktim yoktu. Neden deneyemedim diye onu izah edeyim. İki tane çok güzel tepe buldum, 30 kilometre aralığı. İkisini net görüyor. Körem oluşturacak herhangi bir şey de göremedim, bir yapı da göremedim. Dolayısıyla vaktim olacak önümüzdeki hafta, onu deneyeceğim, onu söyleyeyim. Yani 17 metreyi vakit darlığından ancak gerçekleştirebildik, bilginiz olsun. Harika. Tamam. Başka Egemen? deneme yapan veya farklı bir cihazla ilgili sorusu olan var mı? Egemen Bey. Buyurun Sami. Bu QRM olmayan noktalardan bahsediyoruz, yani boş tarlalar falan filan. Ama burada yüksek gerilim hatları bu sinyalleri çok engeller mi? Ya bulunduğunuz şeyin normalde şey yaşıyorsanız, QRM yaşıyorsanız onunla ilgili o nokta için ayrıca beraberce çalışırız. Yani burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri bu şehirler arası enterkonektenin büyük enerji hatları var ya, onların şeyi yönleri falan bu Onların sinyal. dışında olacağızdır. Yani çok yüksek, yani şimdi ana backbone'umuz şeyi, omurgayı düşünürseniz
zaten çok yüksek tepelerde yani şeylerde da, yerlerde birbirini gören ve bu, yani mesela şey bu 710 cihazında TP-Link'in 5 dereceli 7 derecelik bir açıya sıkıştırıyor şeyi gelen sinyali. Ona göre düşünün yani etraftaki şeyin çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum ben. Tepelere özellikle şey o kadar yükseğe şey çıkarmıyorlar çünkü. Bu ana şey iletim hatlarını yüksek voltaj ana iletim hatlarını o kadar yükseğe çıkarmıyorlar. Doğru, mümkün doğru. Olunca daha düşükten geçirmeye çalışıyorlar. Evet, daha düşük geçiyor çünkü bazı yerlerde kafamıza değecek yani. Yani o yüzden hani şey olmayacağını ama ben hani bunu bir an önce kurabilmemiz lazım ki şey yapalım. Ama şöyle de bir şey var ya bulunduğunuz yerde bir taraftan görmüyor olabilirsiniz. Yani bunun mesh işte şey olmasının en önemli şeyi orayı görmüyorsunuzdur ama yakınızdaki başka birisini gördüğünüz için çıkıyor olabilirsiniz. Hani öyle bir şey olacak. O yüzden yani şehir içindeki dağılımını ayrıca düşünüyor olacağımızı da şey yapmam unutmayalım. Yani bir ana omurgayı kurmak lazım. Bir de şehir içlerini kurmak lazım aynı anda. Bunu önümüzdeki haftalarda dediğim gibi birebir görüşelim. Biraz hız kazandıralım. Dediğiniz gibi geçtiğimiz hafta aylarda aslında bunu artık ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Denemeler devam ediyor. Ben cihazları programladım aşağıda off ettim bekliyor. Bir ara çalıştırdım. Yaklaşık iki ay boyunca çalışıyordu ama kimse gelmeyince, daha doğrusu geleni de ben Ankara'ya bir şekilde route etmedikten sonra ne olacak dedim, kapadım. Tekrar onları devreye alacağız. Onur Bey buyurun. Ben de bu arada bazı yazılımlarla bazı testler gerçekleştirdim. Ama daha evvelden de söylemiştim, TP-Link'lerden İstanbul'un içerisinde kuleleri birbirine evet bağlamak şey olacak, işe yarayacak ama daha kuvvetli radyo linkler kullanarak yani Ardın Network'ün daha kuvvetli antenlerini destekleyen antenleriyle kuleleri birbirine bağlamak daha mantıklı geliyor bana. Özellikle doğrudur. İstanbul içerisindeki kirlilikten dolayı. Doğrudur. Zaten o yöne gidilecek gibi onun için birçok arkadaşı bekletiyoruz. Gereksiz harcama yaptırmama adına. Gayet haklısınız Onur Bey. Bu arada ben yeni bir tedarikçi buldum. Çıkma birçok cihazlar geliyor kendilerine. Bu hafta kendilerine bu tür antenler, radyolink antenleri şimdi söyleyeceğim. Eğer oradan bulabilirsek devletin atıl çıkma belki antenlerine de ulaşıyor oluruz. Tabii yeter ki firmware'leri, şeyleri bizi desteklesin. ARD'yi desteklesin. Burak Bey buyurun. Merhabalar. Öncelikle ben aranıza yeni katıldım. Oğuzhan Bey'in tavsiyesiyle katıldım. Hoş geldiniz. Ben kendim elektromanyetik tasarım mühendisi olarak çalışıyorum Ankara'da özel bir firmada. Anten tasarımı ve mikrodalga komponent tasarlıyorum. Sizlerin de hepinizin hayranıyım. Ama yeni amatör telsizci oldum çünkü. Benim biz de hayran kalacağız. Öyle deme. Şimdi öyle bir hızlı girdin ki biz sana hayran kalacağız. Evet, devam lütfen. Sağ olun, teşekkürler. Ben Oğuzhan Bey'le beraber çalışma fırsatı olmamıştı. Fakat işte amatör telsizciyi çok önermişti bana daha öncesinde. Ben de daha yeni çağrı işaretimi aldım. Daha yeni sınavına girdim. Biraz geç kaldım. Neyse. Şimdi şöyle benim sizden şöyle bir şeyim var. Ben aslında telsiz konusunda tabii ki iş gereği yakınım ama aslında bir o kadar da uzağım. Ben bir SDR'ım var. Aktif olarak kullanıyorum. Fakat ben bir telsiz temin etmek istiyorum kendime amatör yayınla, amatör frekanslarda yayın yapabilmek için. Hangisini önerirsiniz? Ben size bunu sormak Bırak istiyorum. Bırak şimdi, teomara ve el sallama. Yanıma gel. Geç, yanıma geç, sıraya geç, arkama geç. Aslında Burak'cığım, Teoman da senin yaptığın mesleğin tamamen tekne designer'ı olarak. Şimdi işin hep piri gelmeye başladı buraya. Öncelikle keyif alıyoruz. Gencecik arkadaşları burada görmek. Bayrağı doğru ellere bırakacağımızı görmek. Emin hadi artık emekli oluyoruz abi. Baksana zehir gibi adamlar geldi. Abi zaten teknik dediler yani. Abi hani tabiri caizse lambalı dönemden kaldık abi, ne yapalım yani, devam ediyoruz. Lambalı dönemden kaldık, transistör çocukları geldi bizim sözümüz, hatta MOSFET çocukları geldi bizim sözümüz geçmez artık. Devam et Volkan'cığım.
Estağfurullah. Şimdi Burak'cığım şöyle, hem tabii ki önerisi olan diğer dostlarımız da muhakkak söz almak ister. Sizin dünya SDR dünyası. Senin alıcı verici bir SDR'la hem mesleğine ithafen, mesleğinle alakalı denemeleri de milyon dolarlık cihazlar almadan da yapabilmen açısından SDR tabanlı bir cihaz tabii ki önerilir. Dostlarımız hemen yazmış. El cihazı mı düşünüyor, sabit mi düşünüyor? Sabit bir düşünüyoruz de, da yani aynen. VHF, UHF mi yoksa HF mi tabii bilemiyorum. Ama yavaş yavaş SDR olarak alıcı verici mi var, sadece alıcı mı? Alıcı verici var şu an bende. Ne kullanıyoruz? Bu RT820T dediklerinden kullanıyorum bu. Ufak. Anladım. O alıcı verici mi, alıcı mı? Alıcı verici çalışıyor. Şu an yanımda aslında. Şöyle bir şey, şöyle alıcı verici çalışıyor zannedersen. Şu şekilde. Öbür tarafını çevirirsen, benim bildiğim o sadece... Bu sadece alıcı mı? Yani yanlışını mı almış? Sadece alıcı. Bırak Adam Pluto olsun, Adam Pluto. Adam Pluto, evet çok duydum ben ama Adam Pluto'yu temin etmedim henüz. Peki, o zaman şöyle, öyle bir SDR tabii 30 küsurla 6 GHz arası miliwatt mertebesinde çıkış sağlayan, arasına lineer kullandığında her türlü şeyi de kullanabileceğim. Bundan bir evvelki programımızda, yani iki evvelki programımızda kayıttan izlersen, konumuz ne tür bir cihaz alalım, Türkiye'de herkesi HF'leyelim idi. Bu vesileyle orada Çin malı, Uzak Doğu bir hayli ürün masaya yatırdık. O programı izlersen zaten göreceksin. İkinci konumuz, madem sen açtın ben de kısa bilgileri vereyim. Efendim güzel haberlerimiz var. Biliyorsunuz öncelikle ADX UNO'larımız bu ay sonu itibariyle Türkiye'ye geliyor. Kutusunu da geçtiğimiz hafta göstermiştim. Bir kutu dolusu ADX UNO geliyor. Özellikle dijital çalışanlar için 3 bantta rahat rahat HF'de kullanabilecekleri cihazlar geliyor. Bu vesileyle ben alelacele tabii ödemelerini toplayıp bir an önce geldiğinde peşinen getiren kişiyi onu takdim etmenin derdindeyim. ADX UNO'larla en azından HF'de 3 bantta dijital modda bilgisayarınızla birlikte çalışabilir hale geliyorsunuz. İkinci konu, Analog Devices'ın Adam Pluto'ları ilk 20 küsur 30'a yakın bir parti gelmişti. Şimdi bir o kadar daha geliyor. Onun da güzel haberi, bu ay sonu yani önümüzdeki hafta Adam Pluto'larımız Türkiye gümrüğüne geliyor ve çekiliyor. Şirket de bize teslim edecek. Bu vesileyle ikinci siparişte bana listeye kaydettirmiş olan kişiler de ödemelerini bir an önce yaparsa, biz de çünkü gümrüğe gelir gelmez döviz olarak onları yapıyoruz, çekiyoruz. Ondan sonra koşa koşa size cihazları yollayacağız. Şimdi tabii Burak, bu furyaları kaçırdığın için üzülüyorum. Çünkü biz hem indirimli aldık bunları hem de direkt Türkiye teslimini aldık. Gümrükte de bir sorun yaşamıyoruz. Çünkü bize burada teslim ediyorlar. Şimdi yeni bir olayımız daha var işte. Her eve HF, yani her evde 0.30 veya 0.50 arası çalışabilen bir cihaz. Burada ben birkaç kişiyle biliyorsunuz bunu konuşuyorum. Barbaros Beyler'le görüştük. Birkaç yurt dışıyla şimdi yazışmaya başladık. Güzel haber, yurt dışında bizim kendimizin yapabileceği, yani eli havya tutup bir parçada ölçü cihazları olan veya yoksa da bir ölçü cihazı olan kişilerin yanında kendimizin imal edebildiği 1 ile 30 arası çalışabilecek, 50 değil ne yazık ki, SSB, USB ve LSB olarak çalışabilen bir cihazın takribi maliyeti ama kalite olarak Icon ve Kenwood'lar kadar iyi olan yurt dışında bir firmayla görüştük. Adetli alım için şu anki fiyatı 200-250 dolarlar civarı. Şimdi bu da kayıtları sonradan tedarikçi de izleyeceği için direkt şu soruyu sormamı istediler. Kaç kişi evinde böyle bir cihazı kendi yapabilir? Bu bir. İki, hazır istiyorlarsa bunları bir yerde toplatmak lazım. Türkiye girişinde sorun yaşamamak adına demonte olarak ben Türkiye'ye getirtmenin şu an bayrağını sallıyorum. Ve 1.30 MHz arası SSB Yaesu Kenwood kalitesinde önünde ekranı olan
anten tüyleri olmayan 10 watt maksimum çıkış gücü olan ya 10 ya 20 ile onu soracağım. 200-250 dolarlara çıkıyor. Hassasiyeti gayet yüksek bir cihazı. Tabii burada bir iki soru var. Kaç kişi kendi yapmak istiyor? Kaç kişi bu fiyatı verebilir? Daha büyük üst seviyede hayır ben 500 dolar vereceğim dendiğinde all band, all mod içinde anten tuner'ı olan bir cihaz olabiliyor. Ama böyle de olduğunda bunu hazır yurt dışından niye almıyoruz bu sefer başlıyor. Bir parça bunu size sormam istendi. Mikrofon sizin. Volkan, hemen söz alayım. İstersen grubu ikiye ayıralım. Bir, kendi yapmak isteyenler. İki, hazır yapılmış almak isteyenler. Böylelikle şeyi kolaylaştırırız. En azından seçimleri azaltırsak kendi yapmak isteyenler veya yapılmış hazır almak isteyenler. Galiba da 20 watt'tı senden konuştuğumuzda. Galiba 20 watt olması lazımdı o. Bence öyle ikiye ayıralım. En azından iki grup oluşur. Ona göre adetler de net çıkar diye düşündüm. Olur, olur. İnceleyebilecek bir şey linkimiz var mı? Atsanız yok, hayır, daha yok. Şu an şirketle konuşuluyor. Ama şey, kurumsal, düzgün, yine boardlar halinde gelebilecek. Ben şunu önerdim. Yapamayacak olanlar, ölçü cihazı olmayanlar burada bir yerle anlaşılır. İşte 10 dolar, 20 dolar veya 50 dolar da ona verilir. Testleri yapılır, tüyün edilir. Aynı patch anteninde olduğu gibi, 2.4 GHz anteninde olduğu gibi. Sadece şey nedir adı, montajı için bir şey ödenir. Böyle de alınabilir. Sadece burada hedefimiz 250 mi, 450 mi, 550 mi nedir? Yani aslında bu çok bu rakam çok izafi olacak. Yani herkes ucuz olsun, çok olsun, çok bantlı olsun diyecek ama hani buradaki kıstas aslında neyi bulacağımız. Bence önce cihazı bulup arkadaşlar şu para bu para kim hangisinden ister demek. Hani ele malı çıkarmak Teoman gibi yani şu anda hiç boşlukta konuşuyoruz. İnsanlar da şey cevap verecekler yani hani verdikleri cevap çok tatminkar olmayacak. Önlerine bir şey koyduğumuz zaman bence daha şey olacak. Yani evet burada yapabilenler veya yardımlaşanlar yani bu arada ekipmanları ve malzemeleri açıktır herkese. Dolayısıyla hani yapmak isteyenlere de destek oluruz. Ama vaktim yok ben hazır alırım diyenlere de şey. Ama bunun için önümüze bir alet çıkarmamız lazım. Yani iki tip belirleyelim. Bir monte edilmiş bir de monte edilecek olarak tamam. Belirtirsek. Tamam. Ona göre insanları ona göre soralım. Daha spesifik bir hale getirelim işi. Ben bir örnek, benim üstümden bir örnek yapabilir miyiz arkadaşlar? Ben şimdi içinizde muhtemelen en elektroniğe uzak kişi benimdir herhalde. Değil mi? Benden daha uzak yoktur burada. Var mıdır? Yoktur. Ben suya daha yakınım çünkü. Şimdi benim iki tane havyam var. Şöyle bir havya bobinim var. Lehim bobinim var. Pastam var. Bir tane böyle bir ölçü cihazım var. No, evde standart şeyim bu benim. Hani attım kenara bir şey olduysa arada sırada pilmiyle ölçmem gerekti mi? Ölçü cihazlarından kastımız severometre mi kastediyoruz? Osiloskopu mu kastediyoruz? Ha yok. Mesela o zaman ben kendim yapamıyor muyum? Ya da atıyorum diyecek misiniz ki şu gün şu tarihte Kıraç Kadıköy Şubesi'ne arkadaşlar gelsin. İşte o gün 5 kişi herkes osiloskopta yardımcı olacak. Çıt 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 yapacak. O noktaya bir kadar gelip böyle böyle de yapabiliriz. Önemli Volkan'cığım evet. Bir saniye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Derneği bu iş için muhtemelen kullanabiliriz. Dernek yönetimi de buna okey diyebilir ama derneğin açık olduğu saatler cumartesi günleri saat 11'den akşam 4.30-5'e kadar. Bunu şöyle yapalım. Eğer bir operasyon olacaksa, bunun ismi operasyon 1 koyalım. Operasyon 1 dediğimiz zaman eğer müsaade edersen en uygun yer senin orası olacaktır. Test aletlerimiz de var zaten. Hani ne gelecek? Sinyal jeneratörü gelecek, var. Osiloskop gelecek, var. Test set gelecek, var. Spektrum analyzer gelecek, var. NY çeşidi. Kömür de var. Birkaç tane. Dolayısıyla orayı bir üs yapıp daha
saati bağımsız yapmak cazip olabilir Teoman. Eğer müsaade edersen böyle bir şey daha cazip olur. Dernek muhtemelen kullanılır ama dernekte biraz iş kalabalık olabilir. Çünkü iki tane oda var. Biri istasyon odası, yönetim orada oluyor. Bir de normal toplantı odası. Hani orada biraz zorlanır olabilir ama dernek de bu işe sevinecektir. Hani böyle bir en azından radyo amatörlüğünün görülmesi de hoş bir şey tabii, o da ayrı. Beni kastederek mi, Volkan'ı kastederek mi söyledin? Seni kastederek söylüyorum. Tamam, tamam. Başım üstüne şurada. Sorun yok. Tamam. Olur. Tamam, okay. Tekrar yaparız yani öyle. Tamam. Test ekipmanları da ben memnuniyetle veririm. Sinyal jeneratörümüz var. Spektrumumuz var. Tracking jeneratörümüz var. Mini VNA'mız var 6 GHz'e kadar. Artı frekans counter'ımız var. Ölçü aletimiz zaten var. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında bir şey gerekiyor. O zaman bize bir engel var. Kalmadı yani. Bize bir engel kalmıyor o zaman Volkan. Peki ben üstadımızla konuşacağım. Zaten bu ay sonunda güzel bir program yapılıyor yine HF ile ilgili. Burak'cığım belki burada yapılacak cihaz furyasına muhakkak katılabilirsin. Ben açıkçası izle, destek vermek isterim. Yani çünkü kendim aktif olarak da simülatör kullanıyorum. Hani bunları modelleyebiliyorum, çizebiliyorum. Hani her türlü desteğe açığım yani. Harikasın. Yani sen oturup zaten yapabiliyorsun. Niye bize ihtiyacın var? Ben onu da anlamıyorum. Yok, ben sadece grup, yani bu gruba hep sempatim vardı ve katılmak istiyordum. Açıkçası gelmek, dahil olmak istedim yani. Burak, yani bir soru sorabilir miyim? Başımızın üzerinde. XYZ'yi tanıyor musun Burak? XYZ derken? Alakan var mı? Yok. Hayır, yok. Baştan soralım Volkan şimdi. Hayır, yok. Şimdi Burak'cığım şöyle, XYZ bir fenomen. Aslı o beyefendiyi de buraya hep bekliyoruz. Kayıtlarımızdan eğer bizi duyuyorsanız özlemle sizi bekliyoruz. Senelerce de bekleyeceğiz. Geldiğiniz zaman da size nacizane küçük bir hediyemiz olacak. Gelin ondan sonra. Burak'cığım XYZ diye bir beyefendi bizi sağ olsun. Biz bir her türlü eleştiriye açığız. Her hafta 9'dan saat 1'e kadar 4 saat boyunca burada ne yapıyorlar diye biraz eleştirmişlerdi. Onun için devamlı XYZ'yi arıyoruz ama hiç gelmedi kendisi. Tabii ki sen olamazsın. Önümüzdeki günlerde lütfen aktif ol. Yanlışlarımız olursa özellikle antenlerle ilgili engin ve zengin deneyimlerini, eğitimini ve saha deneyimlerini bizimle paylaşmanı isteriz. Çünkü ARDN Network ile ilgili çok işimiz düşecek. Hatalarımızı da inşallah sen düzelteceksin. Burak, Ankara'da mısın? Evet, Ankara'da. Ben Volo diye bir şirkette çalışıyorum şu an. Elektromanyetik tasarım mühendisiyim. Daha çok radon ve anten tasarımı üzerine çalışıyorum. Oh, güzel. Ahlatlı Bel'deki radonda da benim görev yapmışlığım var. Biz istedik bir göz, Allah verdi iki göz abi. Yani şöyle bir şey, Egemen Bey aşağıdan mıknatıs tutuyor, hep doğru adamlar Ankara'da çıkıyor. Gevezeler de İstanbul'da benim gibi. Burak'cığım tekrar hoş geldin, vallahi keyif aldık. Rüya Usta. Sağ olun, ben de aynı şekilde. Hadi buyurun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu maille gönderdikleriniz, ben QR kod haline getirdim. Web sayfasına da yükledim bizim tek sayfa olarak. Oradan kullanabilirsiniz QR kodu okudup ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Efendim bu şu an ekranda gördüğünüz QR kodu okuttuğunuzda bir çevirime veya bir görevli size telsizle ilgili soru sorduğunda bugün hepinizin maillerine yolladığım dokümanları internette 7x24 bulabileceğiniz bir linke gidiyor. QR kodları okuduğunuzda oraya gidecek. Programın hemen başında 2 Delta Charlie, Armağan Mutlu Beyler, Volkan gönderemedim demişti. Bugün onun da dokümanları geliyor. Gelir gelmez Rüya Bey'e ben ulaştıracağım. Yine bu linkten o dokümanlara da ulaşabilirsiniz. Bu dokümanlar neydi? Geçen haftayı hatırlayalım. Belli teşkilatların belli denetim bölümlerinde bizlere evrak veya testlerimizle ilgili sorular sorduğunda kendilerine ibraz edebileceğimiz daha evvelki deneyimler, dokümanları bu linkten bulabiliyorsunuz. Rüya Hocam çok teşekkür ederiz. Harika bir hizmet. Dinozor resimlerine takılmayın. Kendim dinozor oldum için. Ama kendilerine bakıyorlar.
Şu cihazla ilgili istersen şey yapalım. Çünkü önemli bir konu. Herkesin fikrini almak adına bir şeyden Google üzerinden bir tane form yapalım. Belli konularla ilgili. Kim ne yapabilir? Onu orada bir şey usulü. Anket usulü. Ona göre şey değerleri toparlarız. Aynen. Çünkü şimdi genelde şey isteyecekler. 0.30 MHz olsun. İşte her bant olsun, all bant olsun, her yerden gönderme yapabilsin. Hem gönderme olsun, hem RX olsun. Tabii bunu yaparken birçok malzeme de SMD olacak. Malzemeden kısmak için bu sefer PCB'yi küçültmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla biz birazcık eski sistem, birazcık yeni sistem. Yani bir Collins-vari bir kadar olmasa da en azından devre lehim yollarının biraz daha kalın olduğu, lehimlemenin rahat yapılabileceği, hatta bantları da şimdi mesela all bant dediğimiz zaman 3 bantla yapmaya kalkın. Orada 7 MHz, 14 MHz ve 21 MHz kullanmak için 3 tane şeyi tek karta yapmaya kalktığınız zaman ölçümlerinizde problem çıkacak. Dolayısıyla bunları geçmeli normal soket kartlar şeklinde de yapabiliriz. O şekilde daha kolay, hem ölçümleri daha kolay olur. Çünkü 3 tane yerde yaptığınız zaman 3 ayrı bobinler ne anladım? Toroidler vesaire hangisinin ölçümü neyi etkiliyor bilemeyecekler tek karta yapıldığı zaman. Bence soketli kartlar şeklinde yapıp hem lehim yollarını biraz daha geniş tutup kutulaması falan çok da sorun değil. İsteyen kişi onu her şekilde yapabilir yani. 5 litrelik gaz tenekesini kenarını kesin, boyayın üzerine, çatır çatır kutu olur. Benim en son yaptığım toplantıda kutusu dahil 250'ye çıkmıştı. Kutusunun içinde demonte geliyor. Çoğu şey SMD, Coşkun Bey. Yani bizi zorlayacak şeylerin kısmı yurt dışında artık dizili halde gelebiliyor. Peki bunlarla ilgili bana düşüncelerinizi de maille de ulaştırabilirsiniz. Ben de direkt üreticiyle konuşacağım. Kendileri şöyle derler. Geçen hafta da ben bunu paylaşmıştım. Monoband bir cihaz istediğinizde bunun fiyatı HF'de 10 watt'a kadar olan şey $20. Başka bir bantta bir $20 daha. Başka bir bant bir $20 daha. Ama bütün bantları kapsadığında o zaman işte hesap 20 çarpı istediğiniz bant olmuyor. Hassasiyetler değişiyor. Arada başka birimler giriyor. Bu vesileyle şimdi araştırmalar biraz daha böyle koyulaştı. Sizden gelecek olan bilgilerle de bunları çoğaltırız. Rüya Hocam, Arman Bey 60 diğer dokümanı, onu da bu barkodun linkinin içerisine koyabilirseniz bir dokümanımız daha eklendi oraya. Tekrar girip bakarsanız tamam diğer hocam. Yazılarda resmi makam yazıları orada olacak. Mail attınız mı? Şimdi attım, şimdi attım. Tamam, bakacağım. Onur Bey buyurun. Egemen Bey, çok kısa bir şey soracağım. Daha evvelden de konuşmuştuk. Kuleler arasındaki radyo linkleri ARDN Network'ün desteklemediği linklerle birleştirsek de TCP/IP datalarını bunun üzerinden gönderip ondan sonra kurelerde 3 yöne anten kurup ya da 10 direction anten kurup mimariyi bu şekilde yapsak, çünkü linkler pahalı. Ben bayağı bir araştırdım. Sonrasında bunu daha evvel sizinle konuşmuştuk. Bu fikir ilk başta bana birazcık ters gelmişti. Ama sonradan linklerin fiyatlarını görünce desteklemeyen linklerden kuleleri birbirine bağlayıp oradan o linklerin bağlantılarını POE Switch'e girip POE Switch'in çıkışlarını da Arden Network'ün desteklediği segmentte yani yönlü antenlere çıkış yapsak, buna ne dersiniz? Yani altı o zaman şey, altta nasıl bir şey kullanacaksınız diye bir konuşmuştuk ama o şey de demiştim yani arası Arden olursa onu tamamını yönetmemiz için bizim için çok daha kolay olur. Yani şey. Anladım. Ne olup ne bittiğini görebiliriz şeyde, sistemde. Yani orada bir problem olursa onu görememe tehlikemiz olmasın. Yani şey, linkler pahalı derken nasıl bir linkten bahsediyorsunuz? Yani simülasyon programlarında Arden'in desteklediği bazı modeller var. Ama baktığımız TP-Link'in
fiyatlarından baya baya yüksek. Ha, şeye çıkınca diyorsunuz yani örneğin Yubikit'in işte şeyin bazı cihazlarından bahsedince. Ya onları işte şeyleri yerlerine göre tekrar hesaplamamız görmemiz lazım. Yani ne kadar şey yapabileceğiz, destekleyebileceğiz. Ya bir de mesh olduğunu unutma yani hani bulunduğumuz yerde yani herkesin tek bir noktayı görmesi gerekmiyor aslında şehir içi dağıtımımızda. İkisi birbirinden biraz farklı yani backbone biraz daha pahalıya sonuçta çıkabilir. Evet. Daha uzun mesafeler için şey kullanmak gerekebilir. Ama şehir içinde şey olacağı için başka bir yeri görüyor olmak sizin sisteme girmenizi sağlayacağı için olabilir. Yani bazı yerlerde işte şeyler yani anteni olmayan kendinden işte bir şey yönlendirmesi olmayan base unit şeyler cihazlar da olabilir. Ona ayrıca o cihazı desteklediği antenler daha yüksek kazançlı antenler de koyabiliriz. Yani bu şey olmayabilir işte bir çanak olmayabilir. Arada sistemin desteklediği yagi antenler de olabilir. Bunların hepsi şey olan şey olası. Ama önce bir şeyi görelim. Tamam. Yani birlikte. Aklıma niçin bu şekilde hani Volkan Bey bir şekilde hibe yattı, bir şekilde karın kuruşlardan bu ringleri alırsak evet arada bunu sizinle de konuşmuştuk. Arada mesh network'ün ardının mantektesine aykırı bir durum var. Orayı göremiyorsunuz ama hızlı bir şekilde dağıtmak için kurumlardan hibe alabileceğimiz linklerin altına yani kuleleri bunlarla birlikte bağlayıp network'i ilk başta böyle oluşturursak bence İstanbul'da birçok yer çok hızlı kapsanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu bir beyin fırtınası paylaşmak istedim. O zaman bağımsız bir ağ kurmamış oluruz. Yani kurumların ağları o hizmeti durduğu an bizim o linkimiz çökmüş olur. Yok. Biz linklerimiz kuracağız. Kurum sadece bize kulesini ve elektriğini ve internetini açacak. Evet linkler de hibe geldiğinde biz sadece hibe linklerle konuşmayı yaptırtacağız. Hibe linklerin altındaki PoE/Switch'e de gireceğiz linklerin girişini. Çıkışını ardına bağlayacağız. Ama aradaki network'ü göremeyeceğiz dediğiniz gibi. Ona kabulüm zaten. Bu şey gibi yani arada internet kullanmak gibi aslında. Yani evet. Birbirine şeyle tünelleyerek bağlamak gibi. Yani başka bir altyapıyı kullandığımızda. Aslında buradaki amaç olacak Egemen Bey. Niye kontrolsüz olsun? Mesela ben evet. Desem ki 3 vilayet yani 3 bölgeyi birbirine Cisco'larla bağladık. Vericileri de öyle seçtik. Veya neyse markası. Ama o da bizde. Layer 2, Layer 3 switchler. Ha, onlar bizde. Ya burada şey, Onur Bey'in bahsettiği örneğin işte şey arada bir şey var. Başka bir kurumun iletişim hatları var. Yok. Ondan bahsediyor. Yok. Hayır. Sadece biz hibe linkleri alacağız. Volkan Bey'in dediği gibi Cisco'da benzeri sistemlerle birbirine bağlayıp çıkışını bizim ardında kullanacağımız PoE switch'e gireceğiz. Oradan dağıtım yapacağız. Evet. Amacım şu, yaptığımız testlerde 15 kilometre, 17 kilometreler çıkıyor ve İstanbul'da da bir elektromanyetik kirlilik var. Madem bu var, biz de bunu aşmanın yolunu hibe linkler aldığımızda kuleleri birbirine işte gözükmeyen bir ağda bağlayacağız Ardın Network'ü. Ama linklerin altındaki switch'in girişlerine, portlarına kendi 2, 4 ya da 5 GHz'de kullandığımız antenleri bağladığımızda mesh network'ü bu şekilde oluşturacağız. Ama kuleden kuleye bakan kısımda orayı göremeyeceğiz. Evet mesh network olarak ama sonuçta birbirine sanal bir kanaldan bağlanmış olacak zaten. Sadece aradaki kısmı biz şey olarak kullanacağız. Bir geçiş yolu olarak kullanacağız kuleden kuleye. Ya şey şimdi ben şey söylediğinizi sanıyorum şöyle çözmek lazım. Yani başka cihazlar kullanalım arada gerekirse. Evet. Onlar üzerinden taşıyalım diye. Onu işte şeyle yani bir görelim birlikte bakalım. Olur. Şey yani sonuçta hattı geçmemiz gerektiği yerde çözüm olarak niye kullanmayalım ama yani biz destekleyen bir sistemle çalıştıktan sonra
Önce onu tercih ederiz. Olmazsa bu da bir çözüm sonuçta yani. Önemli olan kontrolün bizde olduğu bir altyapıyı kurabilmek. Evet. Mesela atıyorum İstanbul Bursa'yı böyle bir linkten bağladığımızda arada bayağı bir kilometre var. Bursa'dan tekrardan Ardın çıkış yapar. Ama biz başka bir Ardın'ın desteklemediği radyo linkleri kullanmış oluruz. Yani hibe bulabilirsek Volkan Bey. Daha başka cihazlardan bahsediyorsun. CB cihazlardan. Evet. Direkt arkalarında vericileriyle birlikte all-in-one, bu radom antenler gibi düşünün. Aslında şeylerde bizim radar mevzilerinde radyolink kocaman kocaman şeyleri vardır. Aşağıda çanaklar vardır. Yani ben bir olta atayım. İki yere zaten bildirdim. Onlar bir tek alıcı vericiler bana buluyorlardı. Bayağı da bir ara kablolar aldım kendilerinden. Şimdi anten de sormaya başladım. Geldiği zaman bir değerlendirelim bakalım. Hay hay. Emin'cim sende söz. Volkan özür dilerim. Bu konuyla değişik bir konu ama benim aklıma geldi. Eskiden sen hatırlar mısın bilmiyorum. Southcom diye bir cihaz vardı. Pardon Scout özür dilerim. Scout izciden geliyordu zannederim. Her bandın tek tek işte 7 MHz, 14 MHz gibi takılabilir kitleri vardı. Scout'tu şey, main aynıydı fakat işte 14'ü takıyorsun, 7'yi takıyorsun gibi gibi bantları da değiştirebiliyordun. Böyle tabii bu kalmadı bu marka zannediyorum. Yani çok uzun zamandır da ortada ben hiç ilanını görmedim, hiç şey de görmedim tabii cihazların tamamen teknolojisi değiştiği için. Bu tür bir cihazdan da böyle hazır sadece bant elemanlarını değiştirerek öyle multiband bir şey elde etmek mümkün olur. Gerçi öyle hani hadi şimdi şuraya geçeyim hadi buraya geçeyim de sök taklan da bu şey hani biraz daha aşağı çekilebilir. Bu bir fikirdi. Bu markayı bildiğim için söyledim. Emin'cim ADX Uno'larımız bildiğim kadarıyla böyle filtreleri. Aynen öyle. Aynen öyle. Fakat bu 15-20 wattlık falan bir şeydi. Ve SSB'si vardı. Hani şey değil ne diyeyim sadece dijital ve şey olarak değil. Bunu artık ne kadar yenilere uyarlanabilir ya da bir fikir olur mu diye de aklıma geldiği için söyledim. Markada çok şey olduğu için ne diyeyim aklıma geldiği için söyledim Volkan'cığım. Hay hay. Bunu da irdeleyeceğiz. O zaman şöyle, aslında biz bugün bu hafta antenleri işleyecektik Ömer Beylerle. Bu amatörce sohbetlerin ta 3 sene evvelki ilk 7 programı antenlerdi. Kayıtları bir tek bende var, bir türlü şünneti atamadık. Yılbaşından itibaren güzel yeniliklerle daha bir yüzü değişmiş, daha bir cak canlı amatörce sohbetler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oraya o kayıtları da bu sefer atacağız. Ömer Beylerle birlikte önümüzdeki hafta antenler işlenecek. İsterseniz bir sonraki haftaya da Egemen Bey, Onur Bey ve diğer konuya destek veren bütün dostlarımız hep birlikte bir yoğun yine bir ARDN'ye dönelim. Modeller, markaları konuşalım. Backbone'da kullanılacak yapılarla ilgili de bir görüşelim. O zamana kadar Burak Beylerle birlikte belediyeyle de bir karşılıklı görüşme yapmış oluruz. Anladığım kadarıyla İstanbul'da stratejik bir iki tane kuleye eğer izin olursa sadece alacağımız antenleri götürüp orada aktive etmemiz kalıyor. Böylelikle çok hız kazanmış olacağız. Sonuç itibariyle point to point bir noktadan diğer noktaya kulelerin neyle bağlandığı bence önemli değil. Çünkü bir yerden sonra o kulenin dibinde bir tane mikrotikle birbirine ARDN yine bağlantıyı kabul edecek, götürecek. Şu an ben Egemen Bey ile internet üzerinden bağlantımızı yapsak Ankara'yı İstanbul'a bağladık diyeceğiz ama tabii nereden? İnternetten. İnternet giderse o da gidecek. Bu vesileyle aslında yapı çok farklı değil Onur Bey'in de önerdiği. Biz şimdi bu antenlerin peşine bir düşelim. Ucuza bir şekilde bu altyapıyı en azından İstanbul'da ne yapacağımıza ve yan vilayetlerde birazdan konuşacağımız konular zaten bu. Olayın, afetin olduğu bölgenin komşu illeri niye önem arz ediyor? Şimdi onu konuşmaya başlayacağız. Hasan Bey söz sizde, buyurun. Şimdi birkaç sene önce
askeriyenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme sistemini HCP üzerine hem dijital hem aktarım konusunda HCP sistemi üzerine geçirdiğini okumuştum. Bu mesela gidilemeyen ARD'nin veya Tahir Net'in aktarımında o iş olmaz mı? HCP aktarması. Egemen Bey, ben olmaz diyeceğim de yok şöyle yani... bir şey, ben Egemen Bey az bir şey ekleyeyim. Bu internette hacklenme meselesi yüzünden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin HCF'de üzerinden aktarma yaptığını okumuştum. Hacklenmeleri kaç kendi kripto sistemiyle ve HCF'i kullandığını okumuştum ama daha sonra detayları bilgim yok yani. Yani güvenlik istiyorsanız kablo en iyisi aslında. Çünkü sadece o kabloya erişimi olanlar veya o kabloya bağlı olan cihaza erişimi olanlar oraya erişebiliyor. Havaya çıktığınız andan itibaren herkes sizi dinleyebiliyor biliyorsunuz. O yüzden güvenlik amaçlı olduğunu zannetmiyorum ben yaptıkları değişikliğin. Kablo götüremedikleri ve seyahat halinde oldukları, arazide oldukları her an ulaşabilecekleri bir şey üzerine düşünmüş olabilir ama şimdi HF kullanan paket radyo yani TCP/IP kullanan sistemler var ama oradaki band genişliği düşük olduğu için düşüklük var. Evet yani yüksek hızlı bir şey hızlı bir ağdan bahsetmiyoruz. Yani bu ARDN ağımızı HF üzerinden, UHF üzerinden, VHF üzerinden çıkışı olan gateway'leri de kapıları da olabilir. Oradan gerektiğinde girebileceğimiz, düşük hızda da olsa girebileceğimiz şeylerini yapabiliriz. Ama yani burada bahsettiğimiz hizmetleri verebileceğimiz bir ağı HF üzerinden kuramayız. Anladım. Ben şunu diyecektim. Askerde telex operatörleri de yaptım. Bize ayrı hat verilmişti bulunduğum birliğe. Bizim telefon hattımız ayrıydı. Yani dediğiniz gibi ayrı hat o işi biraz daha maliyetli ama telli sistem ne kadar güveneceksin o ayrı bir dava. Yani havadan daha güvenilir aslında. Yani öyle ben çünkü telex olarak bağlandığımızda bizzat telekomun adamları o zamanki telekom değildi. Direkt ayrı hat bağladıkları çok gözlerimle gördüm. Direkt nokta atışı bağlantılar yapılıyordu. Ankara'ya kadar hattımız ayrıydı yani. Onu çok iyi hatırlıyorum. Sonuçta yani kabloya kim bu yani bu işin şeyi kablo sonuçta sizin sinyalinizin ne kadar alana uzayda ne kadar alana gideceğini sınırlıyor. Sadece kablo üzerinde. Öbür türlü havaya çıktığınız zaman her yere yani onu sinyal ulaştığı her yerden ulaşılabilir hale geliyor. Tabii. Havada daha risk var tabii dediğiniz gibi her şey üzerinde. Volkan Bey'in belirini bekleyelim. Hareketliyseniz kablo sizin peşinizden dolaşamayacağına göre HF üzerinden böyle bir şey almak, yani RF üzerinden böyle bir hizmet almak elbette daha mantıklı. Evet. Ama yani bu daha önce bir ara bahsetmiştik. Şeyden sonraki konuşmalarımızda aslında biraz bahsettik bundan. serbest konuşma kısmında Mars için veya dünya Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin etrafında bulunan uydular veya robotların haberleşmesi için şu andaki internetimizin tasarımı milisaniyeler ölçeğinde birbiriyle konuşabilme, karşıdan cevap alabilme, tekrar iletişim kurabilme üzerine bağlı. Halbuki bu gezegenlerle iletişim kurduğun zaman dakikalar, saatler düzeyine çıkıyor. Belki günler düzeyine çıkıyor. Işık hızıyla gitseniz bile. Onun için de geliştirilmiş sistemler var. Daha sonra bu sistemler için kullanılmaya başlandı. Yani hareket halindeki birliklerin birbirleriyle iletişimini sağlamak üzere yine mesh ağlar üzerinden birbirini gördükleri anda birbirlerine veri iletebilecekleri şekilde veriyi saklayan sonra diğerine ileten ondan bir sonraki gördüğünüz kişiye ilettiğiniz
bir altyapı önce gezegenler için geliştirildi, sonra ordular için kullanıldı örneğin. Orada da yine yüksek şeyler, hızlar sağlanabildi. Böyle bir sistemde var bir taraftan. Hani burada hiç konuşmadık galiba onu. Tahtların üzerindeki manyetik lüp antenler onun için mi? Veya o seyyar araçlardaki... Bu şeyden beri, yani çöl fırtınasından beri kullanılıyor. Evet. Cihazların anında ad hoc birbirleriyle ağ kurması üzerinden bir şey. Birlikliğin iletişim kurması. Evet, tabii ki bizimki askeri olmayacağı için mümkün olduğunca biz yüksek frekansta 5 ila 2.4'te muvaffak olalım. Uzak bölgede de belki düşük hızda var mıyız varız demek için HF niye olmasın? Yeter ki ana backbone'u, ana omurgayı oluşturalım. Sonra çeviricilerle görüyorum ki yurt dışında LoRa'ları da buna bağlayabiliyorlar. Üzerinde servis yok. Çünkü ana backbone kallavi olunca, yani kuvvetli olunca üzerine her türlü şey çıkılabiliyor. İsmail Bey, Almanya'da var mı ARDN? Bir şeyler yapılıyor mu orada? Tabii canım, var olmaz olur mu? Siz bağlı mısınız orada? Yok, ben şey yapmadım. Hiç ilgi alanıma girmediği için hiç uğraşmadım. Ama o da yüksek frekans ilgi alanı. Bir üst komşu ilgi alanınızda zaten 10 GHz. Evet, doğru da. Yani bilmiyorum. Denemedim açıkçası. 5'in yarısı 2.5-2.4. Orada varsınız. Var. Yani 10 GHz. Orada aslında da var. Aslında bir sıkıntı. Yani şey yok yani. Malzemeler alıp hemen buradan bağlanabilirim aslında da. Bilmiyorum. Yani o alan benim alanım. Acil durum Almanya'da biraz daha az olduğu için herhalde. Yani bu işin Amerika'dan çıkmış olması da biraz şey. Çünkü orada da oldukça fazla yani acil durum ya. Şeyler gibi depremler oluyor, seller oluyor, fırtınalar var. Yani çok Avrupa'ya göre çok fazla acil durum var. Yok, bizim burada da çok aktifler abi. Çok gerçekten aktifler. Ben hatta devamlı bana burada bağlı olduğum kulübün e-mail şeyinde devamlı e-mail geliyor. Çok aktifler yani o şey yönünden. Acil durum yönünde çok aktifler. Gerçekten çok aktifler. Bizden çok çok daha aktifler. İhtiyaç oluyor mu hiç? İhtiyaç işte hani birkaç kere burada sel baskını olduğu bir şeyler oldu ya. Ondan sonra farkına vardılar böyle bir şeyin hani daha da önemli olduğunu. O yüzden de bu son zamanlarda bayağı bir aktifler yani. Gerçekten aktifler. Takip ediyorum ben böyle emailleri de bayağı aktifler yani öncekine göre. İsmail Bey, siz mi bize bir araç göstermiştiniz? Bir kamyonetin arkasında acil durum için hazırlanmış bir kamyonet fuardan, göstermiştiniz evet. Bize. Evet, fuardan. O da mesela acil durum için. Hatta Barış'la Friedrich Safi'ne gittiğimizde bu ARLNet'in orada standı da vardı. Orada Barış kendisi de gördü. Yani ARLNet bayağı bir burada bayağı bir şey yani aktif. Gerçekten aktif yani. Darısı bir şey bizim başımıza. Tabii ARRL yani boyu çok büyük. Üfledi mi peşinden 1000 haçlı gidiyor onunla birlikte. Yani amatör gidiyor diyelim. Biz işte amatörce sohbetler grubu olarak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz küçücüyüz. Hayırlısı. Pekala. Adem Bey döndünüz mü Almanya'ya? Pardon? Bir de diyorum imkan meselesi. Adamların elinde imkanları var. Değerlendiriyorlar yani. Bizde o kadar imkanımız yok yani elimizde. Bunlar gibi değil yani. Adamların hani ekonomi yönünden falan filan da elleri rahat oldukları için istedikleri gibi oynuyorlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Tabii şimdi döviz de yükseldikçe antenleri onun için biz aldırtmıyoruz kimseye. Yani doğru anteni aldırtalım daha uzun atış yapılabilir halde olsun diye. Haklısınız. Yani o ekonomik güç de çok önemli. Kemal Bey hoş geldiniz. Gecikmeli olarak. Kusura bakma. Futbola daldım abi. Ben yazmasam herhalde hiç şey yapmayacaksın herhalde. Duymayacaksın. Vallahi. İndiye Eko sağ ol. Cezası büyük. Anlatıyorsun. Ne yapalım? Katlanırız.
Teodor Lima, Hakan Bey, yazdığınızı gördüm. Hemen cevap vereyim. Çok uzun zaman Messina'yı ben çatıda çalıştırdım. Güneşe, yağmura maruz kaldı ve hiçbir şey olmadı. 2 milimlik Messina'ydı bu. Yani zannediyorum ki işinizi görür. Hani ben bugüne kadar hiç zorluk çekmedim. Yani hep işim bittiği için sökmek zorunda kaldım. Hiç kopan olmadı bu kadar rüzgara rağmen. Hani ben tavsiye ederim. Benim deneyimlerim bu yöndeydi. 2 milimetrelik Messina. Volkan kaçtı o arada. Kemal abi duydun mu? Bizi futbolla mı aldatıyorsun dedim. Bak şimdi ben yaşlı bir vatandaşım. Bazen böyle şeylere takılıyorum. Her şeyi unutuyorum. Olmaz, olmaz. Olmaz. Cezalısın. Evet. Acaba potileri takıp da deneyen var mı? Onları soracaktım Volkan. Şimdi şöyle, potilerde birkaç arkadaşımız geldi, aldı hafta sonu. Özellikle rica ediyorum. İnanın bende pek kolay gibi gözüküyor ama potilerde iki kişinin adresi bende yok. Ve 2-3 kere kargoya gidemeyeceğim için bir kere de gidip onları size böyle bir anda fırlatmam lazım. Potilerden sonra biliyorsunuz ADX Uno'lar ve Adam Pluto'lar, yani önümde çok şeyli denklem var. Adem Bey ne o resim? Oh, güzel bir şeyler var orada. Şu an iki kişi aldı benden Kemal Bey. Önümüzdeki hafta ben yarın hepsini göndereceğim. Sonra daha bir kolay olacak. Ben söyledim ama arkadaşlar intikal etmemiş olabilir. Bana India Eco hediye ettiği şeyde söyleyin adını, potide şeyin ucuna bir nasıl derler, gelen dalgaları RF'i konsantre edici bir derlinden veya ona benzer bir şeyden bir parça yapmıştı. Evet ve burada önemli olan India Eco'nun gönderdiği ve benim Volkan'a gönderdiğim resim. Eğer bu PDF buraya Zoom'a konulursa arkadaşlar onu oradan alıp şeyi görebilirler. Esasında çok muazzam bir şey yapmıyor. Bu India Eco beni teyit edecektir muhakkak. Böyle büyük kazançlar sağlamıyor ama bir miktar şeyi konsantre ediyor. India Eco, sen ölçmüştün. Bir daha tekrar etsene arkadaşlara, yani ne kadar efektif oldu bu. Aynen, o düz şeyle haliyle o sivri olan koni şekli olan arası. Evet, birkaç dB fark yaptırıyordu o. Çünkü gelen sinyali ortaya toplayıp ortadan arkaya attığı için. Hani olursa iyi. Yani kendileri yapabilirler. O bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çok basit bir şey aslında o. Evet, evet. Onun için. Ha, yani şey olmayan, yani ya, imkanı olmayan arkadaşlar da yani birisi yaptırabiliyorsa ona rica ederler. Yani yapılır yani. Bir kişi mesela onu yapabilir yani. Şeyde de bir sorun yok. Yani o şekilde kullanmalarında da prensipte bir sorun yok. Yalnız yok. Borunun ucunun tıkanması lazım herhangi bir şekilde ki yağmur suyu arkadaki elembiye gitmesin. Evet o. Volkan evet. Gösteriyor şu anda. İsmail Bey'in yolladığı birebir uyuyor buna. Şimdi ben İsmail Bey'in yaptığı bu, diğeri bu. Onunkini çıkarttım, diğerine taktım. Hiçbir problem yok. Bomba gibi uyuyor. Bahsi geçen parçamız da şu. Açıklamayı yapmışsınızdır. Konik olmasının da özelliği çanaktan gelen açıdan hepsini toplayıp bunun içerisine yolluyor oluşum. Evet, dalga yansıtıcı. Yalnız Volkan rica edeceğim. Eğer mümkünse India Eco'nun gönderdiği o poti şeyini şeye koyarsan arkadaşlar alırlar onu. Rica edeyim. Neye koy? Ha, şeyi mi diyorsunuz? Yani o o PDF'yi buraya şeye atarsan arkadaşlarımız alsınlar. Herkes de olsun o poti anteni alan veya
yapmak isteyen de. Anladım. O zaman bir sonraki hafta yine mailingde Koti Anten'in çizimlerini de paylaşıyor olacağım. Kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Estağfurullah. Ne demek? Kemal abi. Söyleyeceğim. Yarın da bunlar yola çıkıyor. O parçayı hani hazır şimdi baktım da internette satıyorlar bile biliyor musun? 6.70 yani 6 euro 6.5 lira falan bir miktara satıyorlar ama onu yapmaya değmez. Yani birisi eğer tornacı tanıdığınız varsa bir tane şöyle o plastik bir parçadan bir metre aldın mıydı? Hepinize birden yapar yani ne olacak? Tabii polietilen olur, polikarbonat olur, derlin olur, her bir nane olur. Yani. Burada şey yani bunların hepsi olur. Esasında bir şey söyleyeyim. Şişe mantarı bile olur. Onu o şekilde yaparsın. Ben daha başka güzel bir şey söyleyeyim. Alacağınız o mak o sivri LMB var ya. Neydi o hani? Mak LMB'den bahsediyorsun. Aynen makın ama o şey versiyonu. Hani böyle sivri olan versiyonu. Dur bakayım burada. Bu mu? Bir tane bulabileceğim mi? Onun şeyin içinde o LMB'nin içinde çıkan bir tane şey var. Plastik parçası var ucunda. Evet. Onu da kullanabilirsiniz o şey ön tarafa. O da aynı vazifeyi görüyor sonuçta. Şimdi bulamadım ben. Neyse şimdi o çok önemli değil. Yani burada önemli olan birinci önemli olan yağmur girmemesi arkadaş. Aynen onun için de bak şu LMB var ya şu hani orijinal makine LMB'si. Aynen bunu açtığınızda zaten bu LMB'nin kendisiydi. Şu parça var ya şu uçtaki parça. Aha bunu da aynı oraya kullanabilirsiniz bu LMB'nin ağzını. Tam bu ölçüleri tam oraya geliyor borunun içine. Denk geliyor. Anladım. Bu da aynı vazifeyi görüyor. Bunun ucu da görürseniz şöyle. Anladım. Görüyor musunuz? Hı. Ucu kat yani bu da ortaya toplamak için aynı vazifeyi görüyor. Anladım. Böyle zaten burada zaten LMB'nin poti antenin arkasına bunu takacaksınız zaten. Evet. Yani bu şeyi aldığınız zaman hem o uç kısmını almış oluyorsunuz hem LMB'yi almış oluyorsunuz sonuçta. İsmail kardeş burada tavsiye ediyorlar ki ben herhangi bir reklam yapmış olmak istemiyorum. Bullseye LMB nin osilatörü süper konstant olduğu için genelde onu tavsiye ediyorlar. Mag LMB'nin osilatörü ise yaklaşık 20 dakika ısınmadan sonra sabitliyor kendini diyorlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu bir şey söyleyemeyeceğim ama bu bana şimdiye kadar birkaç yerden intikal etti. Tamam doğru abi ama sana bir de şöyle bir şey söyleyeyim. SR konsollerinin kendi stabilizatörü var içinde program var. O da var evet. Onun için yani hiç önemli değil o kadar stabil olması veya olmaması. Yani çünkü Mag LMB Türkiye'de alma olasılığı var. Öbürünü dışarıya ismarlamak lazım galiba. Yani hem öbürküsü pahalı abi. Şu para değil yani. 50 lira 60 lira bir şey. Evet. Bu arada SDR konsolun yeni versiyon yenilemesinden sonra bilgisayarda sorun yaşayan oldu mu? Ben bir problem yaşadım da bu hafta. Neymiş abi? Bende en son versiyonu var. SDR konsolu ben update ettim. Çöktü. Şu an daha yüklemedim ama yeniden yükleyeceğim. Biraz problem oldu. 3.7 mi var? Hangisi var? Şu an hatırlamıyorum. Açmıyor çünkü. Bir dakika. Hop dedim. Hemen ayarlayalım abisini. Hemen burada. Bir saniye. DLL hatası. 3.2. Versiyon 3.2. 3.2. Tamam. Ben 7.31. Build 20. Yani bir de onun alt versiyonu var. O da 27.31. Hay. Tamam, deneyeceğiz artık. Efendim, bir konuğumuz daha eklendi. 43 kişi olduk. Özellikle mikrofonu bir ona uzatacağım. Cihan'cığım hoş geldin. Öncelikle geçmiş olsun. Bu akşam da aslında konularımızdan biri tabii ki acil durum ve deprem. Dün ciddi bir şeyler olmuş ama ben hiç gitmemişim, uyuyormuşum. Cihan'cığım hoş geldin. Müsait misin? Abi sesin geliyor mu? Geliyor şu an. Tamam. Hayırdır, ne yaptın? Direkt dikerken direkt mi devrildi? Sen mi salladın oraları? Yok. O saatte uyanıktım şansa. Başta ne olduğunu anlamadık ama. Yani kendi adıma konuştum. Ne olduğunu anlamadım ama birkaç saniyede kendime geldim. Bir tatlının faydası tabii ki. Çok kapan tutun yaptık.
Arkasından herkes dışarıdaydı, dışarı çıktık. İstanbul'a ulaşmaya çalıştım telefonla. Yanlış yaptım orada. Aramamak gerekiyordu aslında. Mesaj atmak gerekiyordu anneme babama ama bizimkiler şeydeymiş. Evdelermiş, duymamışlar bile. Hissetmemişler İstanbul'da. Ondan sonra arkadaşlara aradım hemen. Arka binadaki arkadaşlara aradım. Onlarla buluştuk. Birkaç saat kadar dışarıdaydık. Hava soğudu. Burada evlere kimse girmek istemiyor falan. Sonra ben de arabaya bindim. Okula geçtim üniversiteye. Üniversitede de incin top oynuyor ama öğrenciler dışarıda. Ondan sonra arabada uyudum. Devam ettim uyumaya. Öyle geçti. Şehirde büyük bir problem var mı? Birkaç bir bina çökmüş gördüm. Abi garip bir şekilde ben henüz şehre inmedim. Bir şey diyemem. Şehir bana uzak. Caner de burada zaten. Caner daha iyi söyleyebilir belki şehri. Benden daha yakın Caner şehre. Ama üniversiteyle ilgili birkaç şey gördüm internette. Bir şey paylaşmışlar. Tavanın çöktüğünü paylaşan fotoğraflardı. Başta güvenmedim, gittim baktım. Evet, gerçekten tavan çökmüş. Yani tavan çökmüş demeyeyim aslında. Tavan asma tavan gibi. Normalde şey var arada, panellerle oluşturulmuş bir tavan. Tavandaki paneller aşağı inmişti. Zaten şeyde var. İnternette fotoğraf olarak da var. Üniversitede bu sayfasında yayınladı şu anda. Yani buradaki bilgiler böyle. Benim görebildiklerim. Hepimize geçmiş olsun diyorum abi. Başka bir şey yok şu anda. Caner, nasıl senin o tarafta? Sen şehir içinde misin? Sesin gelmiyor. Niye? Şimdi geliyor mu? Geliyor. Yine arkada biri senin bir şey. Şimdi yani bu taraf, ben biraz daha aşağıdayım. Üniversitenin olduğu yer biraz daha yüksekçe. Ben şehir merkezinden 4 kilometre uzaktayım ama bulunduğum bölgede yine bahçeli evlerden oluşan bir bölge. İki katlı evler çoğunlukla. Bu bölgede herhangi bir hasar, bir yıkık dökük bir şey yok. Sağdan soldan arkadaşlarımızdan işte duvar patlamış, işte birkaç yerde sıva çatlağı olmuş yerlerin fotoğrafları geliyor. Onun dışında şehir merkezinde büyük bir hasar yok ama panik var tabii. İnsanlar biraz korktu. Bir süre evlerine girmediler. Fakat yani bizim Düzce'nin en büyük artısı 99 depreminden sonra yapı stoğunun yenilenmesi sonucu çok fazla buralarda 6 şiddetinde deprem bir şey yapacağı evler yok işin açıkçası. O yüzden çok büyük yıkım olmadı. Bu tarafta durumlar böyle ama şehre ben de inmedim. Biz dışarı çıkmadık, hiç evin içinde devam ettik hayata. Birkaç bardak tabak çanak kırıldı, o kadar. Tekrar büyük geçmiş olsun. Bugün bir parça bunu konuşalım istedim. Niye? Sonuçta her hafta düzenli olarak 40-50 kişi burada bir araya geliyoruz. Böyle bir durumda mesela biz daha evvelden organize olmuş olsaydık belli bantlarda Düzce'ye tabii tek İstanbul'dan veya Ankara'dan gidebileceğimiz link bildiğim kadarıyla HF olabilirdi. Bir parça çok daha beter bir şey tabii olmasın ama ne olur ne olmaz bilinmez. Böyle durumlarda asıl olayın merkezinden çok yakın vilayetler çok önem teşkil ediyor. Çünkü problem yaşamış, yıkımın olmuş yere yakın vilayetlerden çıkıp gidecek, destek olacak insanlar çok önemli. Bu vesileyle ben istedim ki bugün burada bir şu HF'i konuşalım. Benim bildiğim kadarıyla ki Emin'cim sana soracağım onu. HF'te her bandın ilk başlangıç frekansı acil durumlarda toplanma merkez noktasıdır. Doğru mudur? Tüm bantlarda böyle benim bildiğim kadarıyla. Evet. Doğrudur ama Türkiye şartları için bu frekans genelde 7 MHz'dir. En büyük adımları ya da en büyük kapsam alanını kaplayan 7 MHz'dir. Dolayısıyla bant başları bu iş için ama Türkiye'de özellikle 7 MHz bu iş için biçilmiş kaftan. Gece gündüz çalıştığı için 7 MHz çok tercih edilen bir şey.
Peki başlangıcı 7'nin bildiğim kadarıyla CW'ların dataların olduğu yer, Voice'un başladığı yer diye mi anlayacağız? Hayır hayır, bant başı. Bu özel bir durum, bant başı abi. Emergency çünkü. Anladım. Amatörler için 7 megahertz'in ilk başlangıç nokta frekansı, evet. Herkesin çıkıp birbirini bulabileceği acil durumda konuşacağı, evet, yer. Bant başları bu iş için, yani hani çünkü bu özel bir durum abi. Hatta genele yayılmak için de iyi arıyor zannederim ki Oğuzhan, o belki konuyu benden daha iyi bilir. Böyle bir acil durum var dediğin zaman bant başlarında boş bırakıyorlar. Evet. Şimdi bugün eğer izin verirseniz şunu ben sohbet etmek isterim. Ben İstanbul depremi sırasında İzmir Balçova'dayım. Balçova bilmiyorum ne kadar vakıfsınız. Hemen altı jeotermal ısı ve devamlı oynar. Yani İstanbul'daki deprem gibi zırt pırt dipten bir şeyler oynar. Balçova teleferik öyle ilginç bir yerdir. Ve ben oradaydım. İstanbul'da deprem olduğunda birçok arkadaşımın ailesiyle olan görüşmelerini İzmir'de olmamdan dolayı, tabii benim hatlarım kilitlenmiyordu. Hem telsizi kullandım, hem telefonu kullandım. Birçok kişiyle ilgili bilgiler verdim. Eskiden de gençlik yıllarım hep Yalova'da geçtiği için, özellikle Yalova'da da çok büyük yıkımlar olduğu için oradaki arkadaşlarım, orada destek veren arkadaşlarım çoğunu ben bir nokta olarak atlama bölgesi ve bilgi aktarabilen bölge olarak onlara hizmet vermiştim. Şimdi ben derim ki 7 MHz'in başında uzak mesafede yurt dışına atış yapabileceğimiz, konuşabileceğimiz, tabii ki gönül ister ki QO100 uydusu üzerinde şaka maka bu ayın sonundan itibaren takribi bir 60 kişide QO100'e çıkabilecek altyapı oluyor Türkiye'de. Ha, çıkarız çıkmayız. Tabii ki boynumuz kıldan ince, BTK'nın onayı vermesini bekliyoruz. Öncelikle bunu söylemek isteriz. Çünkü Adam Pluto'larımız sadece 2.4'te değil, birçok frekansta görev yapan ve biz amatörlerin her türlü araştırma ve geliştirmesini yapmak üzere getirdiğimiz bir cihaz. Ama acil durumda tabii ki QO100 uydusu üzerinden bütün bölgeleri birbirine de çok rahat konuşturabileceğimizi biliyoruz. Bunu özellikle söylüyorum. Biliyorsunuz BTK'ya 2.4 için başvurularımız olmuştu açılmasıyla alakalı. Bir şekilde de izleyen bir yetkili arkadaşımız varsa bir kere daha böylesi acil bir durum olmadan önce bu kanunun düzeltilmesi talebimizi yeniliyoruz. İkincisi de şu an rica etsem kaç kişide HF var? Şu an 45 kişiyiz. HF olanlar bir el kaldırabilirse, yazılımdan el kaldırabilirseniz, Hasan Bey sizinkini gördüm. Diğerlerini hızlıca sayacağım ben. Bir nasıl oluyor bu yazılımdan el kaldırma, af buyur? Abi şeyin altında reaksiyonlar var. Reaksiyonlarda parmak kaldır var bak. Ekran tamam menüsü gördüm. Volkan, ben şimdilik bir tane kaldırabildim ama. Sen de Volkan abi bir şey yok mu? Emin'cim seninki Zoom'u kilitler, Zoom'u. QRP'yi sayıyor muyuz abi, QRP'yi? Şimdi şöyle, 13 kişi el kaldırmış, bir kişi gülüyor. Gülen sanırım Teoman. Herhalde o gülüyor diye düşünüyorum. 16 kişi, benimle 17-18 oldum. Efendim 45 kişinin yarısına yakın diyeceğim birazdan. Başka var mı? HF alıcı verici, yani acil durumda bulunduğu bölgenin vahimiyetini, oh bir kişi uydu kaldırdı. İsmail Bey siz misiniz o? Negatif, ben değilim. İki gol kilo Kemal abinin. Kemal abinin yok mu? Nasıl anlayamadım. Kemal abi, Kemal Gözden'in HF'i yok mu? İki gol kilo. Valla şu an şöyle gördüm. 45 kişinin neredeyse yarısında HF var. Teşekkür ederim. 17 gözüküyor. 18, bir kişi 19, yarı yarıya. Efendim şöyle, öncelikle şunu söylemek isterim. Allah öyle bir gün göstermesin ama olduğu takdirde hangi bölgemizde olursa olsun el alışkanlığı 7 MHz'in ilk başlangıç frekansında bir şekilde biz bu grup olarak hazır ve nazır durmamızda fayda var. Bir elleri geri alırsak bir başka sorum olacak.
portable, yani çanta içerisinde gerek anteni gerekse HF cihazı olan kimler var? Mesela ben de, bunu nasıl geri alacağız ya? Ben bu işte aynı yerden geri al diye bir tuş var abi. Parmakları indiriyorum. Sol kalanları şöyle ben abi. Efendim. Ben birkaç şey sormam gerekiyor burada. Şimdi bir başıma gelen olay için söyleyeceğim. Ben normalde cihazı hep arabada tutardım. QRP var bende bir tane. 818'im var. Cihaz hep arabada olurdu ama şansıma bataryasını şarj etmek için 2 gündür evdeydi. Ve deprem olduğunda ne yapacağım paniğiyle durdum, bir düşündüm. El cihazını aldım, çıktım. O anda benim HF imkanım olmadı. Evet. Tekrar girdim eve, ikinci postada. Almam gereken ne var? Telsiz var. Al, şunu al, bunu al. Çadır var, çadırı bırak, arabada yatacağım deyip. Uyku tulum var, uyku tulumunu al, çık yaptım. Yani başınıza ne zaman neyin geleceğini bilemiyorsunuz. Volkan Bey. İki Volkan gün. Bey. Hay hay. Hasan Bey buyurun. Lafı nereye getireceğinizi anladım. Bu yapmak istediğimiz HF'i afet durumunda kullanmak daha pratik olacak. Şimdi ona da geleceğiz. Aslında şöyle, Cihan çok önemli bir şey söyledi. Ben bu programa bugün dünden beri birkaç üstadımızı, özellikle hem AKUT'ta görev yapmış senelerce, hem de Türkiye'de deprem konusunda bir hayli söz sahibi olan iki dostumu davet ettim ama yoğunlukları nedeniyle herhalde cevap dönemediler. Burada amacım şuydu ki Önder dostumla da yaptığım daha evvelki sohbetlerimde o da biraz evvel Cihan'ın söylediği konuya temas etmişti. Konumuz şu: depremin acil durumun ne zaman sizi yakalayacağı belli olmaz. Bu bir. Cihan'ın söylediği gibi ikinci kere eve girdim, üçüncü kere eve girdim dedi. Ev çökseydi ikinci kere eve giriş diye bir şey olmayacaktı. Canı kurtarmış olacaktı. Ama HF'i olmadığı için çıplak bir vaziyette, yani RF olarak, radyo frekans olarak çıplak bir vaziyette dışarıda olacaktı. Bu vesileyle seneler evvel Önder bana şunu söyledi. Arabanızda evinizin kapısının bir fotokopisi. Çok ilginç gelmişti bana. Ne alaka dedim. Çünkü bir bina çöktüğünde güvenlik kolluk kuvvetleri o binalara giriş çıkışları durduracak. Ve altında bir tanıdığınız veya değerli bir şeyiniz dahi olsa kendi evinize bile sokmayacak. Bu vesileyle arabanız çöpük altında kalmadığı takdirde o yerleşkeye sahip olduğunuzu gösterebileceğiniz tek şey o evrak. Bu bir. İkincisi, aracınızda eğer bulundurabiliyorsanız, ki benim iş yerimde, evimde, yazlığımda ve aracımda muhakkak el cihazlarım var. Ve el cihazlarım birer ikişer tane hep çevremde var. Ve bataryaları da devamlı bir döngü içerisinde şarj etmeye çalışıyorum. Ha, bir şey çöktü, cihazdan uzak kaldım. Öbür tarafta bir tane daha var, ona ulaşmaya çalışırım diye. HF tabii ki bu bütün dediğim bölgelere HF koyacak kadar HF'im yok. Ama benim HF'lerim portable. Şimdi Hasan Bey'in de doğru hemen şey yaptı, irdeledi. Şimdi bu yeni alabileceğimiz gerek ADX UNO'lar, onlar da bir alıcı verici ve çoğu yere gidebiliyor. Biliyorsunuz Barbaros Bey arabasının içerisinden binlerce kilometre ileriye FT8 ile gitti. Şimdi acil durumda illa ses ve görüntü yollamak zorunda değiliz. Yani FT8'de de mesaj yollayamıyor muyuz? Yolluyoruz. Doğru mu Kemal Bey? 13 harf gönderiyorsun arkadaşım. Evet, 13 harfte ben zaten bölüm 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 bütün meramımı anlatabilirim. Söylemek istediğim, ADX UNO'ları pille çalışır duruma muhakkak bekletmemiz gerekiyor. İkinci konu, 817, 818 gibi QRP cihazlar, ki şimdi yeni gelen ICOM'un yeni cihazları, bunların hepsi küçücük pillerle çalışıyor. Özellikle 817'nin güzel bir kısmı var. Cihazı satın aldığınızda bakkaldan alacağınız kalem pille de çalışabiliyor. Sonuçta QRP bir cihaz, HF bir cihaz. Comet'in All Band bir antenine de ben sahibim. Ve A
acil durumda çantamı alıp fırlayıp dışarıya çıkabilecek durumdayım. Peki çıktıktan sonra ne yapacağız? 7 megahertz'de bir şekilde buluşacağız. Ve neye ihtiyacımız varsa bulunduğumuz bölgede onu siz o bölgede olmayan dostlarımıza aktarıp oradan da devlete ulaşıp bulunduğumuz mekana acil yardımı çağırabiliriz diye düşünüyorum. Emin'ciğim bir şey söyleyecektin sanırım. Özür dilerim, beklettim. Sesin kapalı. Sesin kapalı. Portable HF var mıydı derken ben zaten kaldırmıştım. Hala o kaldı, onun için iptal ettim. Peki portable HF kaç kişide var, ona da bakalım. Yani şöyle bir şey. Binadan bir türlü içerideki büyük cihazlara erişemediğimizde bu portatifler çok önem arz ediyor. Ben şu an çantamla herhalde 10 dakika içerisinde bu QO100 aktivitesini yaptığımız tepeye çıkıp rahatlıkla her yere ulaşabilirim. Küçük bir anten de olsa. Şu an kaç kişi olduk? 4, benimle 5. Portable'ları olan var mı başka? İlginç. 6. Ben daha fazla portable olan da vardır diye ümit ediyordum. Affedersin. Portable dediğin zaman 144 MHz'de veya 439 MHz'de çalışanlardan mı bahsediyorsun? HF. O yok işte bizde. Öyle bir şey yok. Bu ben de abi senin 817 yok muydu HF? 857 var. Ama 857 ceyranlı abi. Abi 12 volt değil mi o? Yes. Evet. Tamam araçta abi, işte ondan bahsediyoruz. Araçta zaten. Araçtan bir yerden enerji alacaksın. Yani ben şimdi bana şöyle mi diyorsun, 857 araca taşı, oraya da bir akü koy mu demek istiyorsun? Araca taşıdıktan sonra akü koymana gerek yok, aracın aküsüne bağlarsın abi. Sadece burada mühim olan şey anten, bir portable antenin de var mı? Belki senin için şey olabilir ama ne kullanmak zaten lazım mesela orada? Abi OPEC marka vardı, hatırlıyor musun, daha önce konuşmuştuk, ben de portable bir anten. O da olur veya başka bir anten de olur veya bahçeye bir anten de kurabilirsin. Hiç mühim değil yani. Bahçeye bir anten de kurabilirsin. Dolu ama bir portatif anteni düşüneyim o zaman. Anlaşıldı. Yani bir çantaya bir şey koyabilirsin. 7 megahertz olan bir çantaya bir şey koyabilirsin abi. Ben senden aldığım 144 ve 439 megahertz'i cücüye hediye ettim. O gitti. Abi daha mal var, merak et. Sağ ol. O zaman sıradayım abi. Efendim, sizler için şöyle bir şey getirdim. Bu Comet'in, benim aynı zamanda anten analyzer'ım da Comet. Comet böyle bir şey yapmış. Bir dakika, şu arka fonu hemen bir kapatayım. Özür dileyerek arka fonu, arka plan. Yok. Bana geçen sene gösterdiğin anten seti değil mi? Evet. Comet'in Hotel Foxtrot Juliet 350 mic. Hotel Foxtrot Juliet 350M efendim 1.8 1.9 MHz'den 3 küsuru var. 1.8 1.9 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50. Ha, ne kadar başarılıdır tartışılır ama ben bununla QRP'de çalışabildim. Ve en güzel tarafı da şu şekilde QRP'de çok güzel iş görüyor. Test ettin ve iyi netice aldın mı? Evet, evet. Evet, ben görüştüm bununla. Kemal abi. Söyle canım. En kötü ihtimal var ya, bak. Böyle bir tane mobil anten al. Aha. Ya, 6 metreden 80 metreye kadar hepsi çalışıyor bu antende. Sadece zokulu var. Oradan oraya takıyorsun çalışan bantı. Bu da öyle. Şey mi? OPEC. OPEC. Hayır. Orada bir bobin var. Bobinin üstüne kıskaçla şey yapıyorsun. Aynen. Hemen al elin altına git. Şey, cihazda kap, tamam, bitti o kadar yani. 2 saniyelik iş. İsmail Bey kaç para o? Hatırlamıyorum. Böyle ahım şahım bir para değildi yani. Yok, pahalı bir şey değil. Volkan Bey. Bendeki de Volkan öyle. Aynen evet. Öyle. Aynı Volkan sendeki gibi. Anladım. Aynen. Tabii Volkan o da Bey. Öyle. O da öyle, evet. Tango Alpha 3 Echo November
Hüseyin hocamızın yaptığı 7 MHz'de çok güzel çalışan 1.3 metrelik bir tane anteni var, mobil. Tavsiye ederim. Ya burada amaç zaten yarışmaya girmeyeceğimiz için 7 MHz'de çalışsın, nokta frekansta çalışsın. Gördüğüm kadarıyla 8-9 kişi de portable var. Sonuç itibariyle bölgeleri birbirine bağlasak, meramımızı anlatsak, biraz Hasan Bey de çok güzel yazmış. Acil durumda QRP o 5 watt bile çok iş görüyor. Bu vesileyle bir şekilde biz çıkalım, bir şekilde bulunduğumuz bölgenin meramını, özellikle acil durumunu, çökük bina sayısını, yaralı sayısını bir şekilde o bölgenin dışındaki bir yetkiliye aktaralım, yeterli. Şimdi burada en önemli olan şey, bir, akülerimiz çok önemli, hep dolu olması lazım. Ara ara akülerinizi doldurunuz. Küçük çıkma UPS aküleri olabilir. Cidden bataryalarınız çok önemli. Ben dönüşümlü olarak el cihazlarının bataryalarını devamlı yeniliyorum. Akülerim var, küçük akülerim var. Jeneratörüm yok. Ama zaten öyle bir durumda bir şekilde bir yerden elektrik bulabileceğim, akü bulabileceğimi ümit ediyorum. Cihazlarımız çanta içerisinde hazır bekliyor. Anten konusunda da böyle bir iki tane portable antenim var. MFJ'nin de yine takribi açıldığında 6 metre yukarıya doğru rahmetli Rüçhan Beylerle birlikte Dayton'dan almıştık. Altında bobine olan bir antenim de var. O da yine arabanın üstüne yapıştırdığımda 6 metre yukarıya doğru açılan bir anten. Ve arabada duruyor. Yani ben onu yukarıya hiç çıkarmıyorum. Sonuç itibariyle ben onunla da bütün Avrupa konuşmuşluğum da var şeyde. O anten gayet güzel bir anten. Hasan Bey buyurun. Şimdi el cihazlarındaki en başarılı batarya 4411, Aselsan 4411'lerin bataryaları gerçekten lityum iyon tabii. Onlar aynı bataryayı başkasına takabilirsiniz. Yani o piller çok başarılı yapılmış. Özellikle el cihaz için o bataryaları tavsiye edebilirim. Çünkü ben yıllardır çok memnunum yani. Onun içindeki bataryaları biz 4011'lere de adapte ettik yani. Bir şey sorabilir miyim Hasan Bey? Bu bataryalar tabii küçük. Benim Yaesu 850 cihazını çalıştıramayabilir. Ben onun için akü gereksinimi var muhtemelen. Yok, ben el cihazları için dedim. Volkan Bey. Yani Volkan Bey diğer alet edevatı sayıyordu. Ben el cihazları için araya girdim. 4411'in lityum iyon bataryaları gerçekten çok başarılı. Yani düzenli şarj deşarj yapıldığında da bayağı dayanıklı yani. Peki. Volkan Bey, benim bir önerim de var herkese. Bir ekran görüntüsü attım. Fiberglass değil de bende metal 10 metrelik bir mast var. Üzerine Yagi de takabiliyorum. HF antenini takabiliyorum. Bir tane de Omni vertikal antenini takabiliyorum. Kaldırıyor. Gergilerle de geldiriyorum. Yaklaşık 2 metre boyunda çantasıyla da beraber. Bir ara fotoğraflarını da gönderirim size. Yani bu da acil durumlarda herhangi bir yerde istasyon kurmak için gayet ideal. Bu anten mi? Yok, hayır. Bir önceki ekran görüntüsü. Hemen ona da bakıyorum. Bunun o gönderdiğim metalini bulamadım. Bu fiber olanı. Bende bunun metal, alüminyum olanı var. 10 metre. Bir üstteki iki linkin üstündeki ekran görüntüsü. Gerdirilmiş olan, doğru mu? Doğru, evet. Pekala. Onu da hemen paylaşalım. Bu tür önerileri olanlar, bakın Vimo'da. Volkan Bey, bugün kullandığım 49'a bir balonlu 20 metre kablo müthiş iş yapacaktı. O da bir pratiklik yani. İstediğin yere ve yerde istemiyor fazla. Yükseklik istemiyor. Hay hay. Tam Bey. Buyurun. Yani o sendeki şeye, o balona normalde 10 metrelik bir kablo taktın mıydı? 35 mikrohenrik taktın da 10-20-40 metre bantıda da çalışıyor. Yani bir 10 metre kabloyla kabloyu eline aldığın zaman, çıktığın zaman tamam, yetiyor sana. 10-20 antenin altındaki bobin için mi diyorsunuz? 49'a bir bobine, evet. Tekrar söyler misin abi? 49'a bir yani balon var ya sende. Evet. Onun arkasında 10 metre 10 santimlik bir kablo taktığın zaman
Peşine de o 35 mikrohenlik bir tane balon daha saracaksın. Onun peşine de 2 metre kablo olması lazım galiba ayarlamak için tam şeyini. 10-20-40 metrede çalışıyor o zaman o anten ve yani 10-12 metre bir tel olmuş olacak elinde. O da güzel. Abicim amatör sohbetlere sen göndermiştin. Biraz önce ben bir şey için geri giderken gördüm. Orada var abi. Bütün detaylar orada var. Ha, orada var mıydı? Evet, tamam. Orada var. Attın sen abi. Ben biliyorum. Tamam. 160 metre içinde sana şey yapacağım, onu söyleyeceğim onu da. Onu da çıkartacağım onu. Bakacağım. Tamam, tamam. Yani portable meselesi var ya, Volkan Bey'in anlattığı. Yani evet. Bu benim bugün çatıya taktığım sistemi portable olarak da anten olarak da yaparabiliriz. Aynen. Ve çok hani fazla bir ağırlığı yok, bir şey yok. Cihazla yok. Birlikte tele alacaksın, çıkacaksın yani. Çok. Evet, evet. Mesela 99 depreminde bile böyle basit şeylerle işi kotardılar arkadaşlar. Yalnız 99 depremi ile ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum, yani deneyimimi paylaşmak istiyorum. Ben 99 İstanbul depreminde, daha doğrusu Gölcük depreminde Bodrum'daydım. Bütün GSM sistemi kilitlendi 3 gün. Yani hiçbir şekilde çalıştıramadık. Sebebi çok basit. Herkes hücum ettiği için sistemin yapısı gereği sistem kendi kendine otomatikman kilitliyor. Bu bugün de gerçek. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir deprem oldu, Allah göstermesin. Millet birbirini aramaya başladığı anda o lokal sistemdeki bütün GSM'ler, bütün cep telefonları kilitlenecek. Bunu bir kere bir kenara yazın. Onun için şu anda konuştuğunuz HF onun için çok gerekli ve önemli. Açık net. Bakın bugün depremden sonra bugün herkes beni arıyor. Abi sen çok lazımsın muhabbeti çekiliyor. Tabii bizi anten kurarken azarlayanlar, iteleyenler dün akşam Anya'yı, Konya'yı gördü yani. Evet, bir parça sanıyorum ki bizim de komşularımıza bir parça bunları artık öğretiyor olmamız gerekiyor. Yani karşı çıktığınız bu antenler, karşı çıktığınız bu sistemler gün gelecek sizin dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınızla alakalı sizi biz bağlantı kurduracağız diye bir şekilde anlatılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Ben bu konuda çok ümitsizim sevgili Volkan arkadaşım. Çünkü benim komşularım değil şey, benim yüzümü görmek istemiyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben bütün bunları hepsini müteaddit defalar anlatıyorum. Benim karşı tarafta iki tane antenim var. Karşı binadan çektiğim tel antenim. Onları gece karanlığında kapıcıyı tavlayarak boş olan bir şeyden çekmek durumda kaldım. Şu anda o antenlerimi orada muhafaza etmek için ayaklarını öper haldeyim. Ha, yani vaziyet böyle. Onun için bu konuda fazla ümitli olma. Vallahi evet ama acil durumda da yine ne yapacaksak biz yapacağız. Yani onlar haklısın. Telaşla koşturacaklar. Valla oturduğum binalarda hep ben ne olduğumuzu ve ne durumda ne yaptığımızı söylüyorum ve mümkün olduğunca da izin alıyorum. En çok gelen soru, bu paratoner gibi olmaz mı? Bütün bizim sistemlerimiz yanar mı? Herkes ona kafayı takmış durumda. Hayır, onu da herkes anlamadım. Neye taktı? Sen casus musun nesin? Modu. Evet. Evet. Yok şak, boşuna gülüyorsun. Hakikati söylüyorum sana. Burada bir şey var, bir offside var. Bir de bu ışın bizi zedeler mi? En önemli şey o. Yani buradan ışın geliyor, o bize zarar verir mi? Tamam mı? Bu tür şeyler var. Onun için onlarla yani frekansa eşleştirmek mümkün değil. Onun için ben hepsini yukarıya havale ediyorum. Zeynep Bey de yazmış. Adada adım çıktı şey diye, casus diye. İşimiz çok zor ama sonuçta bayrak sallayacağız. Biraz belki program yapılması gerekiyor televizyonlarda. Amatörlük nedir, telsiz nedir? Daha doğrusu ne değildir? Ne değildir öğrenirlerse o zaman biraz bizi rahat bırakırlar. Boracığım bayağı bir elin havada kaldı. Sende söz. Estağfurullah Volkan abi. Ben bir şey soracaktım aslında da sizlerin de fikrini almak istiyorum.
Herkes de 3 aşağı 5 HF olduğundan kaynaklı genel olarak da istasyon masa tipi böyle 100 watt tipinde olduğu için QRP olanlar da elbet. Afet durumunda el fenerinden örnek verecek olursak ateş böceği tabiriyle hani en kısık modunda çalıştırın ki daha uzun gitsin diyor uzmanlar. Hani daha uzun süre sizin elinizde bir aydınlanma cihazı olsun diye. Aynı konsept, aynı kural bizim HF cihazlarımız, normal VHF, UHF cihazlarımız için geçerli mi? Bunu mu benimsemeliyiz? Yani ben birazcık daha uzağa gideyim diye sonuna kadar 100 watt'ı açmalı mıyız? Yoksa QRP olarak takılıp birazcık daha o aküyü uzun gitmesi için çabalamalı mıyız? Ben merak ediyorum. Ha, benim için zaten QRP'den öteye gidemeyeceğim. Ama hani sizlerin de fikrini almak isterim. Mesela Emin abi, İsmail abi, sizler veya Hasan abi bu konularda hani nedir fikriniz? Daha uzun gitsin mi yoksa ben daha uzağa mı gideyim mi? O duruma göre mi değişir? Onu merak etmiştim ben. Harika bir soru. Önce tabii yaşa istinaden Hasan Bey'e veriyoruz. Sonra hemen Emin'e bağlanacağız. Hasan Bey buyurun. Şimdi anten, iyi bir anten seçersen QRP'deki 5 watt, 10 watt seni rahatlar işini görür. Yeter ki o şema da paylaşıldı veya diğer şemalar var. Ne kadar iyi anten olursa onu bir kere edinirsen hem sabitte hem portable'da 5 watt, 10 watt'ta cayır cayır işini görürsün. Yani Barbaros Bey'in ADX'i 5 watt'ta dünyanın öbür ucuna gitti yani. Bu antenle ilgili. Her şey antenle ilgili. Teşekkür ederim. Evet, amatörlük amatörlük tepeden başlar diyorsun o zaman Hasan abi. Ben o tabii, zaman tabii, manyetik... Tabii. Önce kulak, önce kulak abi, önce anten, önce anten. Cihazlar mutlaka bir kalibrasyonu var. Antenin iyi değilse ne yaparsan yap yani. 100 watt atıyorsun, gidemiyorsun yani. Ben manyetik loop'u birazcık daha şey yapayım o zaman, geliştireyim. Şimdi yani, tabii başka bir şey daha söyleyeceğim. Her cihazın güç çekiş eğrisi var. Yani, evet. 5 watt'ta şu kadar çekiyor, 10 watt'ta şu kadar çekiyor, 20 watt'ta şu kadar amper. Bu bazen lineer olmayabiliyor. Eğer cihazınızın şeyini tanıyorsanız, cihazınızın bu eğrisini biliyorsanız, lineer değilse tabii, o zaman şeye göre dayanım, ya yani akü dayanımına göre kendi şeyinizi optimize edebilirsiniz. Belki söylediğimi iyi şey yapamadım, anlatamadım ama. Yok yok, ben anladım. O önemli olan o. Anladım. Emin'cim? Pardon? Tamam. Yok. Bora bana geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Hasan Bey'e katılıyorum. Üstten şey. Gücü de Bora söylenen çok doğru. Gücünü idareli harcamak lazım. Çünkü ne kadar o güce ihtiyacın olduğunu bilmiyorsun. Dolayısıyla 3 saat mi elektrik kesilecek, 5 saat mi elektrik kesilecek, 10 saat mi kesilecek? Ve şöyle söyleyeyim, 5 watt ile 10 wattın arasında ulaşmak istediğin yerde çok büyük bir şey fark etmeyecek. Dolayısıyla 5 watt ile çıkmak çok daha faydalı olacak. En azından evet, lineer iki katı olmayacaktır ama ama hani 2 saat, 1 saat yerine 1,5 saat çıkacaksın. Dolayısıyla o güce ihtiyacın var. İdareli kullanmakta her zaman yarar var bu arada. Doğrudur. Aynen. Tamamdır Emin abi. Ben de hani bu fikirden yola çıkarak en azından hani benim de çözümlerim olsun dedim. Sabit bir 12 volt güç kaynağım var. Kullanıyorum nacizane. Ama özellikle portable çalışmak için uygun benim ortamım. Hani evden çok uygun olmuyor. Manyetik loop olsa bile bir böyle parka marka gitmem gerekiyor. Onun için de böyle ufak tefek çözümler bulmaya çalıştım. İşte lityum iyon, 18650 piller falan. En son denediğimde birazcık başarılı oldum. Beklediğimden iyi oldu. 2 adet voltaj yükseltici ve voltaj düşüren modül edindim. Normal powerbank'in 5 voltluk USB çıkışını onlara giriyorum. Önce 24 volta yükseltip sonra 12 volta düşürüyorum. Verimlilikleri %90'ın üzerinde modüller. 3 aşağı 5 yukarı %85, %80 civarında bir verimlilik alıyorum modüllerin çıkışında. 12 volta sabitlediğimde HF QRP cihazla yaklaşık 500 mAh, 600 mAh çektiğim için 12 volta. Uzun süre götürüyor beni. Normal herhangi bir powerbank ile ben
Charlie Whiskey veya normal SSB konuşabilir vaziyete geldim şu anda. Bu iki gündür deniyorum. Güzel de sonuçlar aldım. 5,5-6 wattlık RF çıkışı elde ediyorum. Ondan dolayı hani Allah kısmet ederse gelecekte hani 100 wattlarda görürsem hani bu şey midir, hani en uygunu, en optimumu 72 saat elektrik kesilebilir. 1 saat elektrik kesilebilir. Ben birazcık elektrik kesilen bir bölgedeyim açıkçası. Aküyü, araba aküsüyle, güneş paneliyle falan çalışıyorum. Böyle sürekli düzenli olarak bulunuyor. Böyle bir çözüm düşündüm. Hani sizlerin de yorum benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ben bu dediklerime ek farklı bir konu olarak, ben bugün Marmara Park dediğimiz bir AVM var bizim bu tarafta. Güvenlik beni cebimde telsizim var diye çevirdi ve bir anda sivil polisler etrafımı sardı. Birazcık böyle ne yapacağımı da şaşırdım açıkçası, ama belgem en büyük dayanak noktamdı açıkçası. Belgemi gösterdim. Kendileri de bir haber bizden. Hani kendilerine izah ettim konuyu. Şeyi söylediler. Oranın güvenlik şefi özellikle bunu söyledi. Burası özel bir mülk ve ben buranın güvenliğinden sorumluyum. Buraya her yetkisi olan böyle lisansını sallayarak giremez dedi. Ve ben hani üstüne basa basa söyledim. Ben bu lisansla bu telsizi dünyanın her yerinde taşıma yetkisine sahibim. Hani ve ben bunun sınavına girip bir yetkilendirilerek hak kazandım diye de izah ettim böyle tatlı tatlı. En sonunda polis beyler gelince tatlıya bağlandı mevzu. Çünkü kartın arkasını okudular. Dediler evet böyle bir durum var filan. En azından hani gözükmeyecek şekilde sabah. Zaten gözükmeyecek şekildeydi. Metal dedektörde geçince ötüyor malum. Çantanın içinde X-ray'den geçince. Böyle bir izahat oldu. Ben şeye takıldım. Özel mülke bu şekilde hani halka açık bir alan. Özel mülk deyip almama olayı var mıdır? Maalesef Bora, bu gibi gerçek. Orası özel mülk ve özel şeylere ait. Bunu söyleyebilme yetkileri var. Gerçi mesela silahı alamazlar. Hiçbir şekilde silahı yalnız polise teslim ediyorsun. Ama polis de AVM'ye silahla giremezsin diyorsa giremezsin. Orası özel mülk. O her zaman tartışılır bir konu, ama orası özel mülkse evet onu almayabilirler. Ne diyeyim, buna hiçbir şey diyemezsin. Onu almayabilirler ama hepimizin derdi o. Yani hani bilinmezlik ve şey. Maalesef ki Türkiye'dekiler kanunlar böyle. Belki yurt dışında değişiktir. Kimse de sormaz yani. Telsizde ne yapacağım abi ben? Sen güvenliğini neyini ihlal ediyorum güvenlik ben? Güvenlik şefi 5-10 defa bana dedi ki belki beni dinliyorsun dedi. Yani hani işte Bora, zaten mantık bu. Beni dinliyor. Abi seni niye dinleyeyim ben ya? Ben kendi frekansındayım. Seni niye dinleyeyim? Seni hani dinleyip ne yapacağım? Malum yere git, malum yerden gel diyeceğim. Yani ne yapacağım ya? Yani? Adamı bana mı yolla diyeceğim? Yani ne yapabilirim sana? Hani bunun hiçbir manası ve dayanak noktası yok. Ama bunu anlatacağın adamın da bu bilinçli olması lazım ya. Ben seni niye dinleyeyim? Yani ben seni niye dinleyeyim? Ben ayrıca benim cihazım oraya gelmez. Normalde bir amatörüm bandı. Doğru oraya gelmez abi. Yani hani gelmediği sürece de dinlemem. Ha PMR'sa zaten halka açık bir band. Benim de PMR'la giderim, seni geri dinlerim. Sen beni dinleyemezsin, diyemezsin. Ama sana ait bir frekanstan bahsediyorsak benim cihazım zaten oraya gelmez ki. Ben ne yapayım orayı yani? Öyle birazcık evet. En azından şeydi, uzun uzun diye böyle tatlı tatlı anlattım hem güvenlik şefine hem polis beylere. Birazcık daha bilinç kazandırmak diye de böyle cümle aralarında ekledim. Hani sizlerin de haberi olsun, bakın böyle bir hobi var. Ve polis beylerin bana sürekli sorduğu şey şuydu. Peki sen bunu niye taşıyorsun? Hobi sebebiyle ben bunu kullanıyorum. Hobiyle hala benim gibi böyle hobiye mensup insanlarla görüşebilmek, konuşabilmek adına. Kökeninde de ben zaten elektrik mühendisiyim. Bundan kaynaklı, meramdan kaynaklı bununla uğraşıyorum dedim. Ama niye taşıyorsun? Yani tekrar tekrar aynı soruyu sorup verdiğim cevapla tatmin olmadıklarından ben de yoruldum bir yerden sonra. Lisansın arkasındakileri ben okudum, bakın bu şekildedir diye. Birazcık zorlandığım bir süreçti. Daha önce yaşamamıştım. Daha öncesinde daha anlayışlı polis beylere gelmiştim. Bu en zorlandığım kısımdı açıkçası. Soruma da cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim Emin abi. Dinlemek istedikten sonra AVM'nin dışından da dinlersin 100 metre uzakta. O da başka bir konu. Evet Cüneyt Bey. Efendim, geri dönebilmek için araya girebilir miyim? Tekrardan bir araya girebilir miyim? Tabii. Ekrandaki QR kodu tekrar hatırlatıyorum. Bunu okuttuğunuzda
bu tür AVM veya diğer yerlerde maruz kaldığınız karşılaşmalarla sunabileceğiniz devletin verdiği bütün evraklara ulaşabiliyorsunuz. İsmail Bey buyurun. Tekrardan hani bu ne kadar kusura bakmayın Ali Bey falan elinizi kaldırınız bekliyorsun. Size de Volkan şimdi mikrofonu devredecek. Araya girdim ben gene. Yani yetkililerden bu arada bak tekrardan rica ediyoruz bu şeyde bu konuya gelmişken hani ne kadar şey yapalım falan. Bize 2.4'ü açın lütfen. Bizi bu şeylere duruma düşürmeyin. 2.4'ü açın ki bir tane çanak antenle 2 wattla rahat rahat bırakın Türkiye'yi dünyanın her tarafıyla görüşelim. Bu acil durumda bu bizim için çok önemli ve hatta Türkiye'deki yaşayan herkes için çok önemli. Bütün çünkü uydu üzerinden her türlü veri sağlamamız mümkün. Resim, video, ne bileyim sesli görüşme her türlü data göndermemiz mümkün. Ve çok küçük bir ekipmanla ve saatlerce yani küçük bir aküyle saatlerce QRF'a olmamız mümkün yani. Onun için bize bu imkanı tanıyın. Açın bize şu 2.4'ü diyorum. Buradan duyun sesimizi. İnşallah. Valla mümkün olduğunca da aslında ara ara kıyı emniyetindeki dostlarımız izlediğini söylüyor. Bir programı alamadık. BTK'dan da benim bütün derdim oradan birilerini bir gün buraya getirebilmek. Valla inşallah açılacak, inşallah güzel bir şeyler olacak. Teşekkür ederiz İsmail Bey. Ali Bey buyurun. İyi akşamlar. Öncelikle gruptaki herkese selamlarımı iletiyorum. Ali ben Darıca'dan, Kocaeli Darıca'dan. Depremdeki iletişimle ilgili birkaç tecrübemi paylaşmak istiyorum. Bu arada sesim geliyor mu? Herhangi bir problem var mı? Tamam. Bu hobiye amatör telsizciliğe işte zamanındaki CB telsizler 11 metre bandıyla görüşerek başladım. 1998 senesinde de bu depremi yaşadığımız zamanda baktık ki sallantıdan evde durulmuyor. Hemen cihazı söktüm. Mıknatıslı bir antenle arabanın üstüne takıp yüksek bir mevkiye çıktım. Bulunduğum mevki Darıca. Kocaeli, İstanbul, Bursa üçgeninin tam ortasında. Tabiat şartları, doğa şartları itibarıyla birçok bölge birbirleriyle görüşemediği için merkez istasyon olup Yalova'da, İzmit'te ve diğer illerdeki taksicilerle irtibata geçerek birçok insanın ulaşmak istediği insanlara biz kendi oluşturduğumuz kriz masasıyla ulaştık. Mesela bunlara örnekler vermek istiyorum. İstanbul'daki bir telsiz, CB telsiz kullanıcısı İzmit'e ulaşmakta zorlandığı için benim üzerimden haberleşmeyi sürdürdü. Mesela İzmit'teki arkadaşım... Takıradın mı? Sokak adresini verdiğimiz zaman insanların apartmanlarının duvarlarını ayakkabı boyasıyla Yılmaz ailesi hayattayız, teyzemlerdeyiz diye notlarını yazıyorlar. Kimisi rujla, kimisi ayakkabı boyasıyla telefon numaralarını, iletişim bilgilerini yıkılmış olan apartmanların duvarlarına yazıyorlar. O bilgiyi alıp buradan İstanbul tarafına aktarmaya başladı. Yalova'daki taksici arkadaşlar kendi bilgilerini İzmit tarafına aktarmaya başladılar ve kendi çapımızda devletin bu işe el atmadan önce aklını kullanan insanları sevdiği insanlardan haber almak amacında güzel bir işler başardı. Fakat gelmek istediğim konu şu. Birincisi telekomünikasyon üzerine çalışıyorum. Biraz önceki bey bahsetmişti, afet anında birçok cihazın ömrü bitiyor, kullanımı sonlanıyor. Bunun sebebi incoming ve outgoing'deki çağrıların üst üste birikmesinden dolayı cihaz cevap veremeyecek hale geliyor. Bu RBS'lerin aynı anda konuşturabileceği kişi sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla insanların burada çevre illerdeki akrabalarına ulaşması daha kolay olacak. Mesela İzmit'te yaşanan bir depreme İzmit'ten incoming üzerine ulaşmak çok zor. Çünkü bütün İstanbul oraya gitmeye, ulaşmaya çalışıyor. Ama oradakiler Bursa üzerinden haberleşme sağlarsa Bursa yönü tamamen boş olacaktır. Bunu da
ekstradan bir bilgi vermek istedim. Konunun özüne gelirsek, biz evlerimizde HF antenleri 10 metre, 20 metre gerek kullanabiliyoruz. Fakat böyle bir afet anında evlerimize giremeyeceğiz. Mümkün mertebe elektriğin kesilmediği ve mobil antenleri kullanıldığı arabalarımıza bu teçhizatları güvenli hale getirmemiz lazım ki istediğimiz mevkiye istediğimiz zaman ve sürekli enerjiyle çıkabilmemiz lazım. Zamanında ve imkanlar doğrultusunda kullanmak için. Bu bilgileri vermek istedim. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz programı özellikle bugün bu konu üzerine yapmamızın nedeni ne kadar aktif ve hızlı bir şekilde hem çözüm hem alternatifleri oluşturduğumuzu devlet de görsün istiyoruz. Belki bizim programımızı izlerler. Ya bu adamlara cidden İsmail Bey'in dediği gibi 2-4'ü açalım. Bu adamlar arabaların üstlerine yapıştırarak çanaklarıyla bile bize dünyanın öbür ucuyla konuşturabilirler derler diye. Onun için paylaşımlarınız çok değerli. Hepimizin bir örneklemesi var. Hepimizin yaşadığı depremden bazı deneyimler var. İnşallah kısa sürede de eksiklerimizi tamamlarız ama zaten birçoğumuz da yani şu an bile 44 kişilik bir grupta 17 kişinin rahat rahat her türlü altyapıyı kurup telsiz iletişimini devlet adına, kendi adına, dostları arası veya yaşadığı mahalle adına yapabilecek gücü var. Cihan'cığım söz sende. Abi teşekkürler. Sesin geliyor herhalde. Geliyor. Gayet. Şimdi Batuhanya'da genç arkadaşlardan birisinin boyunun galiba sıkıntılarından birisini söyledi. QRP çıkmak evet güzel. Arabayla çıkış yapmak o da güzel. Onu da kabul ediyorum ama arabada şöyle bir sıkıntınız olacak. Onun bir aktarmak gerekiyor. Eğer çarpmak girişinden gücü alıyorsanız. Başıma gelen bir şey denemelerimde. Çarpmak girişinden alıp motoru çalışıverdi bırakırsanız gürültünüz çok yüksek oluyor. QRP cihazlar bu gürültüye çok hassas. Birçok noktadan gelen sinyalleri duyamaz hale gelebiliyorsunuz. Bu bir. Aynı gürültü galiba Bora'ydı. Bora'nın yaptığı Buck Boost Converter dedikleri yükselttim 24'de tekrar düşürdüm 12 dediğin switch mode tarzı sistemlerde gürültü olarak size yansıyor. Onu çok iyi filtrelemeniz lazım. Ki öyle bir filtre fazlasıyla sizin açınızdan maliyetli. Bunları göz önüne almanız lazım. Ne yapıyorum ben öyle bir iş yapacak olsam? Arabayı çalışır halde bırakmak yerine kapatıyorum. Aküyle besleyeceksem, arabanın aküsüyle besleyeceksem mecburen kapatıyorum şeyi, kontağı. Dinlemeyi yapıyorum, göndermeyi yapıyorum. Atıyorum bir saat çalıştıktan sonra bir çalıştırıyorum arabayı. Bir yarım saat kadar arabayı çalıştırıp aküyü tekrar şarj ediyorum. Yani orada alacağınız gürültünün bir farkına varmak gerekiyor. İkincisi Volkan abi Komet'i incelemedim ama henüz gönderdiğiniz Komet antenini incelemedim ama bende Diamond'ın bir anteni var. Benzer mantıkla çalışan. Sizdeki bobinli ama bobin mekanik üzerine sarılmış. Dolayısıyla yukarıya belli bir noktaya kadar kaldırdı. Atas 120'ler gibi çalışıyor aslında benim elimdeki şey. Sadece otomatik değil. Onu da ama şey diyorlar. Komet'te de aynı şey var mıdır bilmiyorum. Cihazın üzerine doğrudan monte ediliyorlar. Yani arada kablo olmasın diyorlar yoksa verimi düşer diyorlar. Ki bunu gözlemledim. Ne yazık ki yine gözlemledim. Cihazın üstüne anteni taktığınızda çok daha yüksek verimle çalıştığını söyleyebilirim. Arabada bunu yapmak için ayrıca kablom da var. Ama kullanmayı uygun bulamıyorum ne yazık ki. Başka bir şimdilik yok abi sağ ol. Valla ben bu Komet'i araç üstünde hiç kullanmadım. Hep böyle bir masa sandalyenin kenarında en fazla yarım metre uzunluğunda bir koaks kabloyla kullandım. Şeyde cihaz olarak cihazın üstüne monte edin diyorlar abi. Bendeki Diamond için söylüyorum yani Komet'i bilmiyorum ama. Artık bu
anten konnektörlerim de var. Bir gün öyle de denerim ama ben güzel sonuç aldım Cihan. Teşekkür ederiz bilgiler için. Egemen Bey buyurun. Merhabalar. Aslında hani siz biraz bahsettiniz ya tam başlangıçta, yani aracınızda neler bulundurmalısınız falan kısmı. Öncelikle bir kere aracın deposunu biraz dolu bulundurmak lazım. Yani genel önerilen aracın deposu yarıya indiğinde aracın deposunu tamamen doldurmaktır. Yarıdan aşağı hiçbir zaman tutmamaktır. İlaçlarınızdan muhakkak kullandığınız düzenli ilaç varsa ilaç bulundurmaktır aracınızda. Eğer sigortalarınız varsa onların bir örneğini bulundurmaktır. Kimliklerin birer örneğini bulundurmaktır. İşte kartlarınız yani yanınıza taşıyabileceğiniz biraz para bulundurmaktır. Aracın içine koymak çok anlamlı değil sanıyorum bunları ama hani hemen alıp gidebileceğiniz yerde durmalı. Ki yani eve ulaşamadığınızı ve hayatınızı sürdürmek için gereken ne varsa aslında küçük bir parçasını araçta bulundurmakta fayda var. Temel şeyi bu. Bunu ekleyeyim dedim. Hani sizin söylediğinizde tapunuz olsun, şu olsun falan kısmına. Bu taşıma konusuna da yani bu çok tartışmalı bir konu. Şey yani telsizi sokmam diyor ya güvenlikçi. Aslında orası bir taraftan bir kişinin özel mülkü ama bir taraftan da kamusal hizmet verilen bir alan. O yüzden fonksiyonu nedeniyle kamuya açık alanda sayılıyor. Bu yüzden açılmış davalar sonucu kaybedilmiş bazı şeyler de var. Yani örneğin silah taşıma ruhsatı olan bir kişi AVM'ye silah taşıma ruhsatı sayesinde silahını sokabiliyor. Yani havaalanına sokamaz çünkü orası ulaşım alanı ama AVM ticari bir kamusal alan. Ve bunu girişlerinde görebilirsiniz. Yani bana diyor ki şunu sokamazsın ama yan tarafta kocaman yazıyı koymuş AVM. Yani bu yakınımızda var bir örnek. Bize yakın bir yer. Diyor ki şunu bunu işte şu kanun gereği sokabilirsiniz diyor. Yani ilginç bir şeyi var ticari alanın. Çünkü ayrım da yapmamaları gerekiyor. Dava konusu olmuşlar. Hani aynı şekilde yine dava konusu olurlarsa bizim de iletişim hakkımız nedeniyle yani iletişim özgürlüğümüz nedeniyle taşıyabildiğimiz yasa gereği lisanslanmış bir şekilde erişimimiz olan cihazımızı buraya sokamazsınız diyememeleri gerekir. Nasıl cep telefonumuza diyemiyorlarsa bu cep telefonu buraya sokamazsınız. Aynı şey telsizimiz amatör telsizimiz için de geçerli. Ama ülkede olduğu gibi bu konuda tartışma yaşıyoruz. Anlatmak gerekiyor yani bıkmadan utanmadan bu işi anlatmak gerekiyor maalesef. Evet, bugün bir QR kod paylaştık. Orada devletin belli makamlarının yazdığı yazılar var. Ne kadar olay olduğunda cebinizden onu gösterdiğinizde size yararı olur bilemeyiz ama biz bu programları izleyen bütün BTK ve Kıyı Emniyeti ve Kolluk Kuvvetleri'ni de rica ediyoruz. Biraz araştırın. Amatör telsizciler elini sallayarak gezen, işi gücü olmayan insanlar değil. Bu konuda cidden senelerini vermiş, hiçbir şekilde size zararları olmayan, bilinçli şekilde telsizi en doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle ve Türkiye kanunlarına tamamen uyarak kullanacak olan kişilerdir. Bir parça bizim sizlerle yaptığımız gibi sizler de bizlerle işbirliği yaparsanız çok memnun oluruz. Yani son olarak şunu söylemek lazım. Yani o güvenlik görevlisi o binayı korumak için nasıl üzerinde silah taşıyabiliyorsa bu konuda meclisin çıkardığı bir yasa tarafından yetkilendirilmişse o telsizi taşımak da yine bu meclisin çıkardığı bir yasa tarafından bana verilen bir yetki ve hak. Bunu kısıtlayamıyor olması gerektiğinin bilincinde olması lazım. Ama maalesef değil. Yavaş yavaş anlatmak gerekiyor. Yavaş yavaş öğrenecekler sanıyorum sürecin sonucunda. Evet. Şimdi
bir şey yazılmıştı. IRAP projesi kapsamında, IRAP, India Romeo Alfa Papa, bu projeyle alakalı bilgisi olan var mı? Alabilir miyiz? Valilikte çünkü toplantılar düzenleniyormuş. Oraya da bir burnumuzu sokalım, gidelim. Sonuçta kendimizi, meramımızı anlatalım. Belki çünkü emniyetten, BTK'dan ve birçok değişik gruplardan insanlar varmış orada. Bir gidelim, biz de anlatalım kendimizi. Tabii IRAP'ın ne olduğunu bilmiyorum. Ama notlarım arasına aldım. Volkan'cığım. Volkan'cığım. Erhan, zannederim bizim Erhan Erbaş bu projede olması lazım. Evet. Ondan bir konuşuruz hafta sonu veya şey. Çünkü ben böyle bir konuşmada geçtiğini hatırlıyorum. Kendisinden bilgi alalım. O şeyde olması lazım. O projenin içinde olması lazım. İRAP projesi kapsamında. Olması lazım diye biliyorum. Kendisinden bir bilgi alalım. Onu da olmazsa şey yaparız. Burada yayınlarız tekrar. Olur. Bu arada da kayıtlı olduğumuz için şimdi şöyle de bir şey tabii aklıma geliyor. Bugün de Ali Rıza Beyler genel merkez, TRAÇ genel merkez yönetimde oldukları için Ankara'da yetkili yerleri ziyaret ediyorlar. Mesela şimdi Emin dostumun uyarısıyla Erhan da IRAP'ın içindeymiş. Okey, güzel. Tabii ki hepsinin çalışmaları fevkalade kendi özverileri ve kendi zamanlarından, belki de bulundukları makamlardan dolayı zaman ayırarak yaptıkları şeyler. İyi de kardeşim, benim haberim yok. Ben iki derneğe de üyeyim. Yani orada konuştuklarınızı gelin biraz bize de anlatın. Daha küsmüş, dağın haberi yok. Ben şimdi kendi başıma IRAP'a gitmek istiyorum. Emin diyor ki abi zaten gidiyorlar, gitme. Şimdi Ankara'da TRAÇ Genel Merkez bugün çok ciddi 2-3 makamı ziyaret etti. Bir tane de Aselsan'ı ziyaret etti. Acaba diyorum her eve bir HF olayını duydular, bizlere HF mi Aselsan'dan çok ucuza getirecekler? Volkan'cığım, geçen hafta konuşulan bir konuyu sana açıklayayım. Özellikle HF konusu Aselsan'da geçmiş. Hatta toplantıya katılanlar da, bu daha önce yapılan bir şey, birbirlerine bakıp gülüşmüşler. Evet, Aselsan'ın HF'leri var. 2.30 çalışıyorlar zannediyorum. Ama bize verecek kadar üretim yapabilmeleri mümkün değil. Hatta Aselsan'ın dual band cihazı varmış. Yani ben onu duyunca da şaşırmıştım. Çok bir bilgim yoktu. Aselsan'ın dual band cihazı varmış ama yani üretim o kadar yoğun ki, yani bırak piyasaya satmayı, adamlar kendi bantlarından çıkanı yetiştiremiyorlarmış. Bu konularla ilgili Erhan zannederim dönünce yine bir şey yaparız, dernekte konuşuruz, bir bilgi alırız. Çok özür diliyorum, ben artık kaçmak durumundayım, yarın sabah yoğun bir gün. Sağ ol Emin'cim. Ama bu konuyu araştıralım, yine aktaralım arkadaşlar. Buradaki benim amacım Emin'cim, gitmeden evvel yani derdim yetkililere veya derneklerin yönetimindekilere muhalefet yapmak değil. Yaptığınız toplantıları gelin, burada derneğimizin üyesi olmayan 30-40 kişiye de, çünkü bu adamlar da amatör. Sen neyin vallahi derneğisin? Amatörün Volkan, derneğisin. Volkan çok haklısın. Yani. Çok haklısın. Buna katılıyorum. En azından katılabilen Ali Rıza Bey gibi veya başka arkadaşlardan bilgi alacağız. Yani bu çok haklısın. Anlıyorum ama ne yapalım? Öyle diyelim. En iyisi olsun diyeyim. Ne diyeyim Volkan? Hayır, bir şey diyemedim. İyi akşamlar diyorum Emin. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Beraber. Selamlar. Cihan'cığım söz sende. Devam. Abi Emin abi kaçtı ama. Öyle bir şey söylemek gerekiyordu. Erhan abinin şeydeki İRAP'taki görevi dernek vasıtasıyla değil. Bulunduğu kurum vasıtasıyla. Ben görevi. Onun için o cümleyi kurdum. Bulunduğu kurumdan dolayı olabilir. O arada bayağı bir uçurum oluyor, onu hatırlatayım. Bir de bir şey daha. 2.4 bekliyoruz, tamam da. 2.4'te İsmail Bey galiba şey dedi. 2 wattla uzaya çıkıyoruz falan filan muhabbeti dönüyor ama eğer yasa, şu anki yasa halinde sadece 2.4'ü serbest bırakıyorum derse kazanç hesabı yaptığımızda 400 watt PPE izin veriliyor ya da 400 watt
efektif izotopik radiated power bezin veriliyor Türkiye'de. Yani yasal sınır çerçevesinde kalmakla yükümlü olduğumuz için 2 watt falan çıkamayacağız aslında. Kaç? Onu da hatırlatayım. İşte ama abi Aten kazandığına kadar onu hesaplayacaksın onu. Ben şimdi 2 watt dedim de 2 watt'a bile gerek yok ki. Yok yok biliyorum, biliyorum da işte Türkiye'deki yasalar oradaki yasalar gibi değil. Evet doğru. Maalesef. Peki daha bir versinler de watt kavgalarını ikinci kısımda yaparız. Daha doğrusu verdiğimiz dosyanın içerisinde watt kısımlarını hiç ellemedik. Muhakkak sorular içerisinde bu yola gidiyoruz da bunun uçları, sınırları ne olmalıdır dediklerinde biz de diyeceğiz ki yurt dışındakilere bakın yani sınırlar orada zaten yazılı. Eğer kopyalarsak biz de İsmail Beyler gibi bir istasyonu burada kurarız. Yani milimat bile olsa Volkan Bey anteni büyüteceğiz o zaman. Yani sorun değil. Versinler yeter ki müsaade. Evet, evet. Benim şu an eduplarla biliyorsunuz ilk denemeleri yapmıştık. Gayet de güzel sonuç almıştık. Biz yetkililerden şunu rica ediyoruz. Efendim yaklaşık 50-60 kişi de uyduya çıkabilecek altyapı zaten Türkiye'de var. Ve biz hüsnü niyet sahibi olarak keyifle ve aldığımız sınavların hakkını veren profesyonel amatörler olarak kesinlikle 2-4'te bir görüşme yapmıyoruz ve sizleri bekliyoruz. Ama gün gelip de acil durum kapımızı çaldığında da 2.4'ten dünyanın bir ucundan diğer ucuna çok rahatlıkla sizin bizlere vereceğiniz yetkiyle bilgileri aktarabilecek görüntüleri, raporları, sesleri, kayıpları, acil istekleri aktarabilecek 50-60 istasyondan bahsediyorum. Bir kere daha düşünülmesi gerekiyor. Hasan Bey buyurun. Son söylediğinize uygun olarak 2.4 GHz izinini beklerken yine de birçok arkadaşın kurulumu tamamlamasını arzularım ki elimiz hazır olsun. Belki inşallah olmaz ama sıkıntıların içinde de 99 depreminde olduğu gibi 2.4'ü belki bir böyle bir kriz yüzünden de elde edebiliriz. Ama her şeyimiz hazır olmalı diye düşünüyorum. Bu adam Plüto'ları alan arkadaşlar, diğer power amfileri falan ve diğer donanımları özellikle İstanbul'dakilerin kurması ve Ankara'da da zaten Oğuzhan'da var galiba. Yani en az 2-3 yerde hazır kurulu olursa inşallah bence devlete yardım konusunda önümüz daha da açık olur yani. Valla şöyle 25-25-50 adedi yasal yollarla Türkiye'ye zaten biz getirmiş olduk. Ondan evvel de bir 10 kişi de vardı. Toplamda 60 Türk amatöründe bu altyapı hazır ve nazır herhalde 1-2 aya çalışıyor durumda olacak. Benim kendi evimde anten zaten sabit. Cihazı hadi şimdi kur deseniz 5 dakika sonra bantta olabilecek durumdayım. Böyle de sanıyorum ki 1-2 aya kadar birçok istasyonumuzda olabilecek durumda. Acil durumda en azından bizlere bir yetki verilse o bile bir şey. Ama tabii bunların denemelerinin yapılması gerekiyor. Belki de önümüzdeki aylarda bir Ankara yapıp bir BTK ile Ankara ekibiyle de orada buluşup gidip yeniden görüşülse yeridir diye düşünüyorum. Hasan Bey buyurun. Ben demin cümle arasında unuttum. Bu özellikle mobil yani deprem ihtimalini karşı konuşuyoruz ya. Mobil kurulumları arabasında yani kurtulabilenler olarak düşünüyoruz tabii. Mobil kurulumları hazır olanlar daha öncelikli olmalı. Evdeki kurulum, villada kurulum çok bizi kurtarmadı. Yani demin arabadaki HF gibi o uydusuna çıkabilecek çantasını açtığı zaman Barış'ın bir sistemi var ya tasarlamıştı. Açtığı zaman en az 5 dakika sonra devleti hazıra gelebiliriz. Hasan Bey şöyle ben ikinci siparişe kendime de bir tane yazdım. Onu almamın nedeni Oğuzhan'ın da yaptığı gibi çanağın direkt arkasına takribi 15-15 küçücük bir su geçirmez kutuyla direkt Adam Pluto da onun içerisinde ve benim bir tane çift polarizeli küçük bir rotorum var. Altında da arabanın çatısına mıknatısla yapıştırabileceğim.
Ben o sistemde de bir şeyler ilerledim. Hemen altında çift motoru yine yönlendirebileceğim bir Raspberry Pi'im var ama hiç vakitsizlikten daha entegre edemedim. Amacımız aslında Barış'ın o gösterdiği mini çantanın biraz daha gelişmiş, kendiliğinden uydusunu da bulabilecek, hemen kilitleyip yayına geçebilecek bir yerlere getirebilmek. İtalyan bir grubu ben takip ediyorum Face'te. Sizlere de öneririm. QO100 ile ilgili olsun, 10 GHz ile ilgili olsun, DATV ile ilgili olsun, çok güzel şeyler yapıyorlar. Cihazı çok geliştirdiler. Özellikle görüntü aktarma ile alakalı, DATV ile alakalı portable minnacık cihazlar yapar oldular. Ama biraz önce İsmail Bey'in de dediği gibi, yani parasal problemleri yok. Yani bu hafta yeni bir ürün yaptılar. Böyle gözlerim yerinden fırladı. Sizlere de atacaktım. Sonra yanlış anlaşılır diye atmadım. Çünkü yani oradaki her cihazın tanesi 30-40 euro. Yani, inanın çok keyifli bir şey. Linkini şimdi bulup atacağım. Bu konularda sizler de paylaşımlarınız olursa, bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Evet. Adem Bey, bugün hiç sesiniz çıkmadı. Diyordum ki mikrofonu siz açtınız. Nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar. Evet, 7 aydan beri yoktum ya, onun için bütün hem sizleri dinledim hem de bütün 7 aylık Sekudeyan dergisini karıştırdım. Orada her iki bakmışım, ön kapağının 6. ayın Sekudeyan'ın ön kapağında bizim arkadaşları gördüm. Buradan da paylaştım ama gördünüz mü bilmiyorum. Buradan göstermiştiniz. Amatörce sohbetlerin WhatsApp grubundan ben gördüm. Evet, kapağı bizi koymuşlar. İlgi sizi koymuşlar diyeyim. Gayet keyifli. Evet. Ya, bu arada şey diyeyim. Bu QO100 uydusuyla alakalı. Hani bizler bekleriz. Sorun yok. Yani hepimiz bekleriz. Ama doğal afetler beklemiyor. Yani her an bir gün iş yapabilir. Dün gece olduğu gibi. Valla buradan bir kere daha dikkatlerini çekiyoruz. Lütfen en azından amatörleri bir backup olarak, can simidi olarak bir köşeye koyup dediğim gibi bizden zarar gelmez, en fazla faydası gelir. Face'deki linki bulamadım. Baktım şimdi programı kaçırıyorum ona bakarken de. Mail grubuna da atacağım. Amatörce sohbetlerin sohbet grubunun içine de atacağım linki. Oradan zaten cebinize eklersiniz. Dediğim gibi 10 GHz'de ve DATB ile ilgili özellikle her şey içerisinde olan mini cihazlarla alakalı çok güzel gelişmeleri var. Onları sizin de izlemenizde fayda var. En azından fikir verir. Bu arada ben döndüm geri, Volkan abi. Onu soracaktım. Siz Almanya'ya döndünüz mü diye. Evet, evet. Dün akşam geldim. Oh. Nasıl orası? O kadar zamandan sonra. Bu kadar soğuk olduğunu bilseydim gelmezdim. Vallahi bu sene mikrofon kapalı. Havalimanında karla yağmur karışık yağıyordu. Ama ben grupta paylaştım ya, hani bizim buraya dedim ilk kar yağdı, yani düşün yani soğuk, o kadar soğuk. Kaç derece şu an Almanya? Şu anda 7 derece. 7 derece. Tamam. Gündüzlerde 11 dereceye çıkıyor en fazla. Maşallah. Bakalım, bekliyoruz. Bu sene kış biraz sert olacak gibi. Ama Adem'in gelme sebebi başka. Çünkü cumartesi günü Dortmund var onun için. Dortmund şey var, bit pazar var, oraya gidecek. Onun için geldi o. Evet, buluşuyorsunuz değil mi? Ben cuma günü gidiyorum. Otel ayarladım. Çünkü benim buradan bayağı bir uzak. 3 saat falan yol benim buradan. 3 saat git, 3 saat gel. 6 saat de orada takıl, yorulacağım. Onun için ben cuma günü gideceğim. Bir gün önceden. 3 saate uzak dedi ya. Niye? Ben Beylikdüzü'ne gittim geldim. 6 saat. 2 kere üst üste. Abi işten çıkacağım ben buradan. Gideceğim oraya sabah. Yani bayağı yoracak beni. O riske giremem. Tren yok mu? Tren yok mu? Bak, trenle de çok ters düşüyor abi. Trenle 4 saat falan sürüyor. Arabayla gittiğin zaman 2,5 saatte oradayım. Yok aman, Almanya bizi kıskanıyor.
Ya yanlış değerlendiriyorsunuz o kelimeyi. Daha önce de söyledim. Ben atış serbestle geçireyim de biraz rahat edelim. Efendim bu akşam biraz direkt depremi gerek dün akşamki gerekse evvelki depremleri bir fiil yaşamış dostlarımızdan anekdotlar aldık, öneriler aldık. Sizlerden ricam sevgili yetkililerden muhakkak izleyeceksinizdir. Kanun koyuculardan ricamız, kontrolörlerden ricamız, şu amatör telsizcilik cidden profesyonelce yaptığımız bir branş. Bir parça ilgi gösterin, izinlerimizi yavaş yavaş yol verin. Bir de denetlerken de sizlere gösterdiğimiz kartı biz gözü kapalı almıyoruz. Cidden kanun, yönetmelik, işletme, elektronik ve bizim aldığımız yıllara ta 30 küsur sene evveline gittiğinizde de CW bilmek gerekiyordu. O evrağın hakkını verdik. Siz de bize haklarımızı verin diye rica ediyoruz. Bugünlük bu kadar, bitti vaktimiz. Yarın yine geliriz. Hoşçakalınız. Kaydı durduruyorum. Atış serbestliği hemen başlatıyorum. Batuhan da sormuştu. Şimdilik iyi akşamlar.